Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. 29 Mart 2024 günlerden Cuma. Sandığa sadece 2 gün kaldı ve meydanlarda verilen mesajlara bakacağız. Bugün önemli bir misafiri de ağırlayacağız. Nav ekranlarında Çalar Saat'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birazdan Çalar Saat'te olacak. Belki sorularınız vardır ama bizim de evet sorularımız var. Bir taraftan da bu geride kalan 5 yıl ki 100 günü yaklaşık 100 günü eksikti o 5 yılın. Neler oldu? Sonra kampanya sürecinde neler oldu? Neler yaşandı? Nelerle umutlandı? Nelere kırıldı? Nelere darıldı belki? Ve yeni dönem notları ne olacak? Ekrem İmamoğlu'nun kazanması halinde bunları konuşacağız kendisiyle. Bir başka misafir daha ağırlayacağız. Adana'ya gideceğiz. Adana Çukurova hazır mı acaba? Yeni günde bakalım oradan hangi mesajlar, hangi vaatler yükselecek? Şimdi hemen Türkiye'nin gündemine bir geçiş yapalım. İstanbul'dan başlayacağız. Ajanslar da şu anda o görüntüleri geçmeye devam ediyor. Bir halı fabrikası, o halı fabrikasında sabah saatlerinde çıkan bir yangın. Nedenini hala bilmiyoruz. İtfaiye ekipleri orada, güvenlik ekipleri bir güvenlik koridoru, güvenlik şeridi de çektiler. Ve burada yangını hem söndürme hem soğutma çalışmaları devam ederken diğer taraftan da neden çıktı bu yangın, onun araştırması da devam ediyor. Bu yangın bir halı fabrikasında çıktı. Sonra yer İstanbul Küçükçekmece'ydi. Notlarını hemen ekranlarınıza getirelim. Çok büyük bir yangın. Allah yardım etsin. Halı fabrikası alevlere teslim oldu. Allah'ım sen kurtar ya. İstanbul Küçükçekmece'de sabahın ilk ışıklarında bir fabrikadan alevler yükseldi. Halı fabrikasındaki yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler hızla fabrikaya ulaştı. Yangına müdahale sürüyor. İtfaiye ekiplerini gördünüz, yangına müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde, şafak vaktinde İstanbul'da gökyüzü bir anda karardı bu yükselen dumanlarla birlikte. Şu anda soğutma çalışmalarının etkisiyle dumanların beyaza döndüğünü de görüyorsunuz. İtfaiye orada, yine güvenlik güçleri orada, halı fabrikasındaki bu yangınla gelişmelerini takip edeceğiz ve notlarını yine sizlere ulaştıracağız. Devam edelim memlekette yaşanan trafik kazaları haberiyle. İnsanlar canını zor kurtardı. Araçlar ezilmekten son anda kaçtı. Tankerin devrildiği o korku dolu anlar kameraya yansıdı. Ankara Pursaklar'da caddeye çıkan çimento tankeri yokuş aşağı yolda devrildi. Dönmeye başlayarak yol boyunca yuvarlandı. Bir kişi tankerden böyle kaçtı. Yoldaki araçlara doğru hızla ilerledi tanker. Otomobiller de yuvarlanan tankerden son anda kurtuldu. Kazada şans eseri kimseye bir şey olmadı. Şanlıurfa Siverek'te zincirleme kaza can aldı. Bir otomobil önce motosiklete ardından başka bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye ayrıldı. Korkunç kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Rize Derepazarı'nda cenazeden dönenleri taşıyan araç Karadeniz sahil yolunda kaza yaptı. Kazada araç hurdaya dönerken 4 kişi yaralandı. Bariyerlere saplandı araç, sıkışanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Sedyelerle ambulanslara taşındı. Bursa Hürriyet Köyü'ne gideceğiz ve burada vereceğimiz haberle birlikte aslında sormak istediğim soru şu ve sizlere bu soru. Siyasetçiler pek çok söz veriyor da o verdikleri sözleri yerine getiriyorlar mı, getirmiyorlar mı? Lütfen buna dair notlarınızı bizimle paylaşın. Sosyal medya adreslerimiz ekranlarınıza yansıyor. Bugün başlığımızda oy ver. Neden böyle söylüyoruz? Bu bir vatandaşlık görevi. Bu ülkenin yarın için, geleceği için bir hakkınız var, bir göreviniz, bir ödeviniz var. Oy vermek ve oy vermekle ilgili çekimser duranlar var. Küstüm ben diyenler var. Bir de biz koşa koşa gideceğiz diyenler var. Nereye getirmek istiyorum sözü? Gazeteler bir gelsin, şöyle bir bakalım gazetelere, sonra da anlatmak istiyorum elbette. Gazete Pencere adaletsizlikte zirvenin yaşanmasına dair bir ekonomi haberiyle okurlarının karşısında. Uygulanan ekonomik programın zengini daha zengin, fakiri daha fakir hale getirdiği gelir dağılımı raporlarına yansıdı. Avrupa'da servet dağılımında görülen adaletsizliğin en yüksek olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bakın Türkiye'de en zengin %1'lik kesim
bu ülkenin gelirleri, bu ülkenin servetinin %40'ına sahip oluyor ya da bunu yönetme hakkı içinde. Yine bakacağız ekonomiye dair verilen sözlere. İşte Temmuz ayında emeklilere zam yapılacak. Ne demişti AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu? Bu hafta sonu cumartesi günü, pazar günü Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip edelim dedi. Milyonlarca emekli dikkatle takip etti, hiçbir şey çıkmadı. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen bir açıklama, emekliler seyyanen zam beklerken dedi ki Cumhurbaşkanı, biz emeklimize Temmuz'da zam yapacağız. Sabah gazetesinin manşeti, Sabah gazetesi emekliye Temmuz'da zam müjdesi mi bu? Bu bir müjde mi? Yoksa zaten yasal olarak yapılacak tarih değil midir? Emekliye zam yapılmasının tarihi Temmuz değil midir? Bir de aklımızın bir köşesinde o olsun. Dönelim, bunu konuşacağız ekonomi haberlerinde. Bir Gün gazetesi son 300 günde bir asırlık yıkım manşeti okurlarıyla buluştu 29 Mart 2024 tarihinde. Ve gelelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesinin manşeti: bir tarafta küstüm, küskünüm ben, gitmeyeceğim, oy da kullanmayacağım diyenler var. Diğer tarafta biz koşa koşa gideceğiz diyenler var. Selçuk Tepeli'nin hatırlattığı gibi, Selçuk abinin hatırlattığı gibi, patron sizsiniz, kararı siz vereceksiniz. Ama bizim yaklaşımımızda, durduğumuz yerde, hatırlatmamızda bugünkü etiketimiz oy ver. Bakın, tarikatlara seçim rüşveti, eğitim ve yurt faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte sınırlar kaldırıldı manşeti. Sonra menzilden cumhura 31 Mart desteği geldi deniliyor. Biz gideceğiz, koşa koşa gideceğiz, işte biz bu ittifakı destekliyoruz diyen tarikatlar. Onlar sandık başına gidecek, diğer tarafta küskünüz diyenler. Karar sizin efendim, bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi gelelim Bursa'ya gidelim. Bursa Hürriyet Köyü'ne, orada da sözler verilmişti. Peki ne oldu o sözler, bir hatırlayalım. Burası şahsi mülkümüz. Çok üzülüyoruz. Aramız babamız mezardan kalkacak. Rahat da yatmıyorlar yani. O kadar üzülüyoruz. Biz belediye defalarca gittik. 201 hane hakkının hakkı var dedik. Evet. Fakat bizi dinlemedi. Zaten Sayın Bakanımız da biliyor. Bakayım. Bunlar şimdi şöyle oldu. Karacabey Belediyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın köylülerin meralarına el koyan belediyenin AK Partili olduğunu öğrendiğinde duyduğu şaşkınlığın üzerinden 15 aya yakın bir zaman geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm talimatı verdi vekillere ama Hürriyet Köyü'nde değişen bir şey yok. Ben buradan AK Partili milletvekillerime sesleniyorum. Ya 11 milletvekilisiniz ve iktidarsınız ama bu işi çözebilecek dirayetiniz yok. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet Köyü'nde iddiaya göre AK Partili belediye, Büyükşehir Belediyesi'nden kendisine geçen arazileri 133 milyon liraya 3 ayrı şirkete sattı. Köylüler geçtiğimiz yıl Ocak ayında toplanıp Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktı, AK Partili belediyeyi şikayet ettiler. Nasıl satıyorsunuz? Benim bilgim yoktu. Efendim hemen ilgileneceğiz ama bakalım inşallah. Beraber şey yapacaksınız. Çok iyi biliyorum işi. Köyü sence köyün güzel kişiliğine geçirmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında çözüm talimatı verdi milletvekillerine. Ancak Hürriyet Köyü'nde köylüler lehine tek bir adım atılmadı. Cumhurbaşkanı çözün dedi. Sizler hiçbir şey yapmadınız, hiçbir adım atmadınız. Erdoğan'ın talimat verdiği hiçbir AK Partili milletvekili ziyaret etmedi köyü. Nüfusunun çoğunluğu Balkan göçmenlerinden oluşan Hürriyet Köyü'nde oturma eylemi vardı. Sesleri belki bu defa duyulur umuduyla bir araya geldi köylüler. Ellerinden alınan meralarını geri istediler. Bizler terk edildik, bizler temsil edilmedik. Halbuki biz onları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderirken bizleri temsil etsinler diye oy verdik. Oralara, o koltuklara oturtturduk. Gazetelerden devam ediyoruz. Evrensel Gazetesi: Rütük sopası akrabaların elinde. Seçim dönemi muhalefet kanallarına ceza yağdıran Rütük'ün koltukları iktidar adaylarının yakınlarıyla dolu. AKP İstanbul adayı Murat Kurum'un eşi, Ankara adayı Turgut Altınok'un kızları Rütük'te. Bir yandan seçim kampanyası, diğer yandan tarafsızlık denetimi
yapıyorlar. Rütük sopası akrabaların elinde. Bu arada Ankaralı gazetecilerin Sultan ablası Sultan Özer yeniden Evrensel Gazetesi'nde bu haberde yine ilk sayfada yer alıyor. Hayırlı olsun Sultan ablaya. Devam edelim. Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde ne güzel pozitif bir gündem. O da bu bayramın rotası bol. 9 günlük bayram tatili yaz sezonu öncesine denk gelince Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde yerli turiste avantajlı fırsatlar sunuyor. Güney sahillerinin yanı sıra kültür turları da ilgi görüyor. İşte fırsat tatilinin detayları. Bakın Marmaris'te 5 yıldızlı otellerde rakamlar nerelere geliyor? Antalya'da 5 yıldızlı otellerde her şey dahil 2 kişi 4 gece 5 günlük konaklama ücreti 11 bin liradan başlıyor. Bodrum'da 11 bin liradan başlıyor. İlginç bu rakamlar. Gerçekten hani şu içinde bulunduğumuz durumun tablonun içinde gerçekten şaşırılacak rakamlar. Yalnız 11 bin lira 4 gün işte 4 gece 5 gün ne kadar da en düşük emekli aylığı 10 bin lira. 4 günlüğünü verdi mesela emekli o koskoca ayın 4 günü için bu parayı ödedi ki arada da bir destek hesaptan bir 1000 lira da lazım. Geri kalan günler faturalar belki ev kiraysa onlar ne olacak? Marmaris'te ya da diğer yerlerde turizm cenneti köşelerimizde memleketimizin fiyatlamalar yapılmış Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde. Bakın bir haber daha. Emekli zamları Temmuz'da masada bir müjde olarak vermemiş Hürriyet Gazetesi. Sabah gazetesinin yaptığı gibi Temmuz ayında yasal olarak zaten gündeme gelen konudur. O zaman emekli aylıkları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bir bakalım. Sonra burada EYT ile ilgili cümleleri de oldu. Biliyorum, görüyorum sizlerden çok sayıda da mesaj geliyor. Hatta bu seçimde kademeli emeklilikle ilgili verilecek olan mesajlara bakacağız ve öyle bir karar vereceğiz diyen izleyicilerimiz de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün meydanda içimize sinmeyen uygulama EYT dedi. EYT içine sinmese de Cumhurbaşkanı'nın çıktı mı? Çıktı. Kademeli emeklilikle ilgili bir düzenleme gelir mi? Burada herkesin, benim, sizin, herkesin bir şüphesi var ama neticede bir hak mı? Hak. Bir günle 17 yıl, 20 yıllık bir uzatma olur mu? Olmaz. Bunun hatırlatmasıyla birlikte yine oy ver başlığımızda hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün vermiş olduğu mesajlar. Memura, düzeltiyorum, emekliye zam Temmuz'a kaldı. Aldığımız maaş 10 bin lira. Kiralar 10-15 bin lira olmuş. Yarı aç yarı tok yaşıyoruz. Bilmiyorum başımızdakiler uyuyor mu veya bir dalga mı geçiyorlar. Temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. 10 bin lira maaşla geçinemeyen, seyyanen zam bekleyen emekliye her konuşmasında kapıları bir kez daha kapatıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sefer de Temmuz ayını işaret etti ama masaya yatırılmasına gerek kalmadan zaten her Temmuz'da enflasyon farkı alıyor emekli. Erdoğan seçimden önce emeklinin beklediği müjdeyi verememesinin sebebi olarak bu kez de EYT'yi gösterdi. Emeklilikteki yaş uygulaması gibi aslında içimize sinmeyen bir takım hususları bile hayata geçirmekten kaçınmadık. Bu uygulamanın kamu maliyesine getirdiği yükün tamiri epeyce vakit alacak. Seçimi kaybetmek pahasına da olsa EYT yasasını çıkarmayacaklarını söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. 14 Mayıs seçimi öncesi o yasa çıktı. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Tutturmuş bir EYP. Seçim kaybetsek de yok. Bu kez de emekliler seyyanen zam bekliyordu. Erdoğan EYT yüzünden seyyanen zamma para kalmadığını söyledi. Emekliler sandığı işaret etti. Düzgün bir zam bekliyordum yani. Emekli ayın 31'inde bunun gereğini yapacaktır yani. Emekliye zaten dipsiz kuyu dedi ya. İşte dipsiz kuyuya gidiyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Zaten 4 günümüz kaldı hocam. Yani bu emeklimizi beğenmeyen devletimiz
bu 4 gün sonra sonucunda pazar günü görecek. Bankaların parasıyla bize hovardalık yapıyorlar. Banka banka geziyoruz zaten. Artık bankaların dilencisi olduk. Seçim sürecinde tek açıklanan kamu bankalarının promosyon güncellemesiydi. Başvuran emeklilere ödemeler başladı. 8-12 bin lira denilmişti. Çoğu emekli o parayı göremedi. Bağışa zam versin, bu önemli değil. Bu bizim paramız zaten. Babasının parasını vermiyor. Ben kendi paramı çekiyorum. Emekliler seçim öncesi maaşlarına bir zam, bir düzenleme bekliyordu. Olmadı. Onun yerine promosyon geldi. Ama o promosyon da bayram harçlığı bile olmayacak. Emeklinin borçlarına gidecek. Nereye gidecek o para? Borca. Borç var. Bir sürü. Kredi kartına borç var. Bana 1 lira para kalıyorsa Allah belamı versin. Ben 30 sene çalıştım. 30 senede bu muydu bizim hakkımız? Yazıklar olsun. Başlığımız oy ver. Ve bugün konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dakikalar sonra burada olacak NAV ekranlarında ve Çalar Saat'te. Şimdi gelelim yine seçim gündemi memleketin ve İyi Parti lideri Meral Akşener. Tüm dikkatler dün akşam üstü akşam saatlerinde Meral Akşener'deydi. Bir açıklama yapacak Türk siyasetiyle ilgili denilmişti. Sandığa iki gün kala eski ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne zehir zemberek sözler işitildi Meral Akşener'den. Ve dedi ki bana abla mabla demeyin. Bana abla mabla demeyin. İstemiyorum sizin bana vıcık vıcık bir riyakarlıkla abla demeniz İyi Partili gerçek kardeşlerime de yapılmış koca bir hakarettir. CHP'den kendisine her fırsatta gelen canı sağ olsun Meral abla gibi sözlere kapıyı böyle kapattı Meral Akşener. Zehir zemberek sözlerle ana muhalefet partisini hedef aldı. Hapis cezası haberini aldığında Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de maalesef biz olduk. Nasıl ki AK Parti'nin siyasi dümenlerine, ayak oyunlarına, operasyonlarına karşı yılmadan mücadele ediyorsak, CHP'nin kirli pazarlıklarına, iftiralarına, operasyonlarına karşı da elbette yılmadan mücadele edileceğiz. Meral Akşener Ankara'da iftarda konuştu. Öncesinde ise partisinden o iftar sonrasında Türk siyasetine yönelik önemli açıklamalar yapacağı duyuruldu. Akşener kürsüye çıktı, sert cümleler kurdu. Sözlerinin hedefinde CHP vardı. İyi partililere CHP'ye kazandırdığı sürece iyi insanlar deyip kendi yolumuzda yürüdüğümüzde bunlar AKP'li, bunlar faşist, bunlar sağcı diye saldırmalarından artık bıktım. Mansur Yavaş'a yönelik kurduğu cümleler ve yaptığı benzetme ise zehir zemberekti. Pazarlıkların en çirkini nerede oldu biliyor musunuz? Ankara'da oldu. Mansur Yavaş partimizden istifa ettirdiği il başkanının, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın şu anda kendisiyle çalıştığını söyledi. Ev kölesi efendisine yakın yaşayan köledir. Ve efendisini efendisinin kendisinden bile daha çok sever. İşte bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP genel merkezinin ev kölesi olmuştur. Akşener'in eleştirileri bununla da sınırlı değildi. AK Parti ve CHP'nin ruh ikizi olduğunu söyledi. Seçimlere kadar bizi terörist, çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın. Sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar. Seçim gecesinde dikkatle takip edilecek İyi Parti'yi, İyi Parti'nin almış olduğu oy ya da adaylarının almış olduğu oy. Yalnız Mayıs ayında Mansur Yavaş ve Meral Akşener 30 şehri birlikte gezdiler. Ve yine İyi Parti tarafından, Meral Akşener tarafından Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığına aday gösterilen, Cumhurbaşkanlığı makamına layık görülen isimlerden birisiydi. Az önce duyduğunuz Mansur Yavaş'a Meral Akşener'in neler söylediğini. Bakalım zaman ne getirecek, ne götürecek. Siyaset işte dün dündür, bugün bugündür cümlesi bir kez daha karşımıza çıkıyor. Gelelim peki yeniden Refah Partisi yine eski ortaklar.
Mayıs ayında ortaklardı. Şimdi yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında yine zehir zemberek sözler ve salvolar var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Yine Fatih Erbakan'a gölgemizde yürümenize izin vermeyiz zübükler şeklinde ne ağır sözler geldi. Bir yandan da AK Parti'nin içinden kopan, mesela Şanlıurfa'da öyle, AK Parti'den kopan, senelerce Erdoğan danışmanlığını yapmış olan bir isim yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'da belediye başkanı adayı. Neden olduğunu birazdan dinleyeceksiniz. Neden AK Parti'den koptuğunu kendisi anlatacak, tarif edecek. İstanbul'da adayımızı çekmemizi istiyorsanız diye söze girdi Fatih Erbakan. Cumhurbaşkanı AK Parti'ye ve kurmaylarına seslendi. 3 şart sıraladı. Bakın o şartlar neler. Ey troller, bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin. İsrail'e ihracatı kestiğini ilan etsin. Malatya'da İsrail'i korumak için kurulan Kürecik radar üssünü kapattığını ilan etsin. Ve emeklimizin maaşını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkardığını ilan etsin. Biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan iktidara hordi meydan dedi. İstanbul Büyükşehir adaylarını çekmek için şartlarını sıraladı. Ama bu adımları atacaklarına dair ümidimiz yok dedi. Alın bakalım size hordi meydan. Kale oradaysa arşın burada. Bu adımları atın. Biz hiçbir beklentimiz olmadan adayımızı çekmeye hazırız. AK Parti ile yeniden Refah Partisi arasında gerilim büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine isim vermeden üye sayısı üzerinden hedef aldı yeniden Refah Partisi'ni. Fatih Erbakan ise hızla artan üye sayılarından dem vurdu. Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3. büyük siyasi partisi oldu. Yeniden Refah Partimizin üye sayısı 516.800'e yükseldi. Üye sayısı 500 ili bulmayan marjinal partiler sağ sola talimat veriyor, istikamet çiziyor, seçmenin iradesine ipotek koyuyor. Şanlıurfa'da da AK Parti yeniden Refah Partisi rekabeti sert geçiyor. Bugün eğer sokakta sağcısı solcusu hangi siyasi görüşten olursa olsun Urfa Belediyesi'nde yolsuzluk, hırsızlık, liyakatsizlik, ehliyetsizlik yapılıyor. Bunun adı AK Parti Belediyesi bakın. AK Parti Belediyesi bu şekilde anılıyorsa biz buraya yere düşmüş değerleri ayağa kaldırmaya geldik. Yeniden Refah Partisi adayı Kasım Gülpınar bakanların Şanlıurfa'ya çıkartma yaptığını söyledi. Hatta şantaj, tehdit, rüşvet iddiasını dile getirdi. Eski bakanın, yeni bakanın yetkilinin geldiği başka bir dönem, başka bir şehir ben zannetmiyorum olsun. Belki bir İstanbul'a gidiyorlardır hepsi. Belki bir de Urfa'ya. Bu gelen bakanlar kimlere ne söz verdi? İnsanları arıyorsunuz. Yarı tehdit var, yarı şantaj var, yarı rüşvet var. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ da Şanlıurfa'ya gelen bakanlar cepleri dolu gelirler demişti bir gün önce. İktidar bakanları geldiği zaman cebi dolu gelir. Hiç cebi boş gelen bir bakan olmaz. İftira, dedikodu, yalan, sahtekarlık, üç kağıt, daha da üç gün var. Seçim günü ne olacağı belli değil. Daha sahtekarlığın boyutunun nereye kadar varacağını daha hala tahayyül edemiyoruz. Halk bizi sokaktan çeviriyor, sandıkları koruyun diyor. Diyor ki Fatih Erbakan, İsrail'e ticareti sonlandırın, Küreci'yi kapatın, emekli maaşını 20 bine çıkartın, biz de İstanbul'da adayımızı çekelim. AK Parti bunu yapar mı? Zehir zemberek sözler ve artık ok yaydan çıktı. Bu arada İsrail'e ticaretin gerçekleri Karar Gazetesi'nin manşetinde, Filistin'in payı %4. İsrail'e kirli ticarette tepki artınca satılan ürünlerin aslında Filistin'e gittiği iddiası ortaya atıldı. Bunun karşısında dikenli tel de mi Filistin'e gidiyor sorusu yöneltildi. Gerçekleri ise resmi veriler ortaya koydu. Türkiye geçen yıl İsrail'e 5.4 milyar dolarlık ihracat yaparken işgal altındaki Filistin şehirlerinin buradaki payı 132 milyonda kaldı. Bu yılın Ocak ayındaysa Filistin'in payı %3,8 oldu. Olur mu canım? Aslında o gönderilenler Filistin'e gidiyor sözleri de bu şekilde boşa düştü. Devam edelim. Karar Gazetesi'nden sonra Milliyet Gazetesi, önümüz bayram ama çikolatanın tadı kaçtı. Çünkü kakao dünya piyasasında zamlandı. Memleketimizde de çikolata Ramazan bayramında pahalıdan satılacak. Sözcü gazetesi bu önemli bir haber. Bunu hemen bir okuyayım. Bu da önemli bir haber. Öyle söyleyeyim. Diyanet'in iftar yemeğindeki ayrımcılık böyle dedirtti. Beyler biraz vicdan. Diyanet Malatya'da iftar yemeği düzenledi.
Protokol üyeleri vatandaşa çadırda makarna dağıttı. Vatandaşa çadırda makarna, protokole peki? Kendileri çorbalı, etli, salatalı, tatlılı lüks iftar yaptılar. Peki sonra ne oldu? Tabii oradaki yetkililer oruç açmış oldu. Dar gelirlinin de halinden anlamış oldular. Ankara'da Çukurambar'da bir restoran. Bu Ramazan ayı içinde çok sayıda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelenler olmuş, misafirler ağırlamış o restoran. Peki faturalar nereye gitmiş, gönderilmiş? Kimin muhasebesine? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın muhasebesine. Açıklanır mı acaba Diyanet İşleri Başkanlığı bu Ramazan ayı içinde hani dar gelirlinin, yoksulun ne yaşadığını hissettiğimiz bu Ramazan ayı içinde Diyanet İşleri Başkanlığı bu restoranlara ne kadar ödeme yaptı? Açıklarlar mı? Ya da onlar açıklamazsa restoranlar bir açıklayıverse olur mu? Yeniliyor, içiliyor, iftar yapılıyor. Allah kabul etsin. Sonra fatura Diyanet İşleri Başkanlığı'na mı gidiyor? Ne güzel. Allah kabul etsin. Peki devam edelim. Şimdi sizleri Antalya'ya götüreceğiz. Antalya Seri'ye ve orada yaşanan bir tartışma, bir kavga. Oy vermeyeceğim diye mi çıktı bu kavga? İddialar öyle. Üstüne yürüdü, yumruğuyla sarstı. Yer Antalya. Büyük Birlik Partisi Serik Belediye Başkan Adayı Enver Aputkan esnaf ziyaretindeydi. Bir iş yerine girdi, o istedi. Ziyaret sırasında emekli esnaf Muhammed Büyükkaya ile karşılaştı. Çevredekilerin iddiasına göre Büyükkaya kızının haksız yere işten çıkarıldığını söyledi. Size oy vermeyeceğim dedi. Aputkan sinirlendi. Önce hararetli bir tartışma başladı. Başkan adayı hızını alamadı, 70 yaşındaki adamın üstüne yürüdü. Yumruğuyla yaşlı adamı sarstı. Çevredekiler araya girerek Aputkan'ı uzaklaştırdı. Maalesef yine kadın cinayet. Boşanacaklardı. Tek istediği, şiddete uğradığı, kendisine tehditler yağdırdığı eşinden kurtulmaktı. Kimse koruyamadı onu. Bir kadın daha cinayete kurban gitti. Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 çocuk annesi Neşe G. Vedat G. ile boşanma aşamasındaydı. Cani adam her şeyi planlamıştı. Silahla gitti kadının yanına. Sokakta tam 11 el ateş etti. Neşe G. isabet eden 6 mermiyle yaşamını yitirdi. Eşinin gözünü kırpmadan katleden, 4 çocuğunu annesiz bırakan cani yakalanarak karakola götürüldü. Bu kez adres Kütahya. 3 aylık hamile eşinin gözünü kırpmadan katletti. Esra Uşak göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Uşak çifti akrabalarında misafirlikteydi. İkisinin de suç kaydı olduğu için iki çocukları da yetiştirme yurduna verildi. Bu konuda tartışmaya başladılar. 29 yaşındaki Enes Uçak, 26 yaşındaki eşi Esra'yı göğsünden bıçakladı. 3 aylık hamile kadın ağır yaralandı. Kaldırıldığı Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hamile eşini katleden Enes Uçak, emniyetlik işlemlerinin ardından tutuklandı. 2024 Emekliler Yılı ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. 2024 Emekliler Senesi'nde emeklilerin hali. Geçmişimi özlüyorum. 70'li 80'li yılları özlüyorum. O günler mutlu günlerdi ya. Hem sosyal yardıma muhtaçlar hem de ikinci baharlarında çalışmak zorundalar. Türkiye'de yaşlı yoksulluğu patladı. 65 yaş üstünde yoksulluk oranı %21,7 oldu. Yani her 5 yaşlıdan biri yoksul. Yeter artık. Artık yeter. Hep destekledik, aldandık. Yemedik, içmedik, devleti satmadık. Bu yaşantı yaşantı değil. Bu emeklilere büyük bir ızdırap. TÜİK verilerine göre yaşlılarda yoksulluk oranı %14,3'ten %21,7'ye yükseldi. Diskar'ın araştırmasında da benzer sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre Türkiye'de 65 yaş ve üstünde yoksulluk oranı 3 yılda 2'ye katlandı. 2002'de oldu, 380 lira para alıyordu be. Biz asgari ücreti üstünde alıyordu. Yok, aldığımız maaş belli, ev kiraları belli. Evvelden 25 lira 30 liraydı, şimdi oldu 15 bin, 20 bin. Nerede işte? Diskar verilerine göre Türkiye'de bir emekli aylığı Merkez Avrupa ülkelerinin 6'da biri. Euro cinsinden emekli aylığı
Türkiye'de 2012 ve 2021 yılları arasında %33,6 azaldı. Avrupa'da Türkiye'den daha düşük aylığa sahip ülke sayısı 2012'de 9 iken 2021'de 1 oldu. Türkiye'de 2012'de 447 euro olan yaşlılık aylığı 2021'de 281 euroya düştü. Ben 2003'te emekli oldum. 300 lira emekli maaşıyla oldum. Her şeyimi de alıyordum. Etimi, sütümü, suyumu, buyumu. Şimdi vallahi 10 lira yaptılar. Bir tavuk alamayacak duruma geldik. Cumhurbaşkanı emekler yeli. Emeklerin gelsin bir buzdolabını açsın da vallahi içinde fare geziyor, fare. Emekli maaşları asgari ücretle de kıyaslandı. 2002 yılında ortalama emekli aylığı asgari ücretin %22 fazlasıydı. Ancak 2023'te emekli maaşı asgari ücretin %26 altına düştü. Diskar verilerine göre aslında SGK'da emekliler için yeterince kaynak var. Çünkü prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı 2002'de %61 iken 2023'te %76,4'e yükseldi. 2002'de ben maaş aldığım zaman kirada oturuyordum. İki tane de çocuk oku diyordum. Altı tane çeyrek alıyordum her ay. Şaka demiyorum. Kral gibi geçiniyordum. 50 liraya 5 litre benzin alıyordum. Şimdi 200 lira. TÜİK verilerine göre emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar sosyal harcamaların en büyük kısmını oluşturdu. Ancak bu bile emeklilerin durumunu iyileştirmeye yetmiyor. Çünkü mevcut emekli maaşlarıyla geçinmek zor. Bu nedenle ikinci baharını yaşaması gereken emekliler yeniden mesaiye başladı. 2023 yılında 65 yaş ve üstünün iş gücüne katılım oranı %12,2'ye yükseldi. 10 milyonla geçim olmaz ablacığım. Ömrünü depreme karşı hazırlığa böyle yöneltmiş bir kişi. Ve bu konuda önemli açıklamalar yapan, hatta 99 depreminde o enkazın içinde olan pek çok insanı enkazdan kurtaran, onları kurtarabilmek için ve bir daha böyle bir olay yaşanmasın diye mücadele veren bir kişi. Depreme karşı farkındalık yaratmaya çalışan bir kişi. Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkanı adayı Nasuh Mahruki ve mesajları. Seçime iki gün kala heyecan da arttı, programlar da hareketlendi. Beşiktaş'ın bağımsız belediye başkanı adayı Nasuh Mahruki, iş, sanat, siyaset, basın dünyasının ünlü isimleriyle iftarda buluştu. Vicdanen, ahlaken, iç dünyamda, ülkeme karşı, insanlara karşı, cumhuriyete karşı hissettiğim sorumlulukla en sonunda artık bir yerden başlamak gerektiğine kesin olarak kendimi ikna ettim. Düzenlenen iftara katılım büyüktü. Mahruki gerçekleştirdiği konuşmasında Beşiktaş'ın kendisi için önemine bu sözlerle dikkat çekti. Doğma günü buralı. 4 kuşaktır aynı evde yaşıyoruz. Bizzat büyük babamın kurduğu mahallede, bizzat büyük babamın inşa ettiği evde. Nasuh Mahruki CHP desteğiyle yerel seçimlere girmek istemişti. Aday gösterilmedi. O sürece değindi konuşmasında. Mevcut adayla devam etmeye karar verdiler. Ve benim de kendi başıma bu yolculuğa devam etme kararım haklı, doğru ve meşru bir hal aldı. Ben önceden CHP'den adaylaşmaya çalıştım. Olmadı. Ki CHP beni biliyorsunuz daha önce 10 yıl önce 2014 yerel seçimlerinde Kadıköy Belediye Başkanlığı'na istemişti. Uygun bulmamıştım. İlber Ortaylı da düzenlenen akşamda söz aldı, eleştirisini partilere yöneltti. Hiç şüphesiz ki sabit olan parti seçiminizde bile Avrupa'daki partiler gibi 100 senedir belirli ilkelerin etrafında tutunabilmiş bir parti yok. İftar programı davetlilerin gençlik marşını hep birazdan söylemesiyle son buldu. Birazdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çalar Saati olacak. Nav ekranlarında sorularımızı soracağız kendisine. Ama öncesinde reklamların ardından Adana Çukurova hazır mı? Reklamlardan sonra sizdeyiz. Yeni verilere göre ve kazanıyoruz diyor. Seçmen heyecanlı, adaylar heyecanlı. 31 Mart gecesi o heyecanın taşınacağı yer yine aynı. Nav haber ekranı. Türk halkı demokraside kararlıdır. Sabırsızlıkla sandığa gitmek isteyen çok insan olduğunu gösteriyor. Daha var o güne demişti Selçuk Tepeli. İşte o günün içindeyiz. Seçmen oyunu kullanacak, sonucunu Nav Haber'den takip edecek. Yayın maratonu Gülbin Tosun'la Nav ana haberle başlayacak. Seçim yasakları kalkar kalkmaz Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz ilk sonuçları duyuracak. Yine en temiz ekranda
en anlaşılır grafikler ve adaylardan canlı bağlantılarla. Şimdi ilk veriler gelmeye başladı. Bir ajans çok yüksek açmış olabilir bir ismi. Tam 12 seçim geçirmiş bu ekip. Ve 12 seçimde de adres burası olmuş. Nav Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, iki ajanstan gelen verileri analiz edecek ve sonuçlar netleştiğinde Türkiye'yi nasıl bir siyasi ortam bekliyor? O sorunun yanıtı da yine Nav Haber stüdyosunda. Açıklamalarla ilgili canlı bağlantılar yapacağız. Çok hızlı bir şekilde o oylar sayılacak. Orta sayfanın deneyimli gazetecileri Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek'le birlikte Nav Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten ve Nav Haber siyaset ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu yeni siyasi iklimi anlatacak. En doğru verileri bizden alacaksınız. Her zaman olduğu gibi seçim deneyimi olan bu ekip size güzel bir gece yaşatacak. Nav'da seçim özel yayını 31 Mart'ta. Nav'da seçim özel yayını 31 Mart akşamında. Şimdi bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz Çalar Saat'te. Adana Çukurova'ya gideceğiz demiştik. Hemen gidelim. Adana Çukurova'da Cumhuriyet Halk Partisi Adana Çukurova Belediye Başkanı adayı Emrah Kozan bizleri bekliyor. Emrah Kozay bizleri bekliyor. Günaydın evet. Efendim. Sesimi rahatça alabiliyor musunuz? Alıyorum İlker Bey. Size de günaydın. Tüm Türkiye'ye günaydın. Adana'mıza, Çukurova'mıza günaydın. Çukurova'ya bizler de günaydınlarımızı iletelim. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Çukurova'nın en büyük problemi nedir? Çukurova'nın en büyük problemi maalesef bu yüzyılda yol ve temizlik. Bunlarla ilgili de 6 ay içerisinde sadece bu sistemi oturtmak için mücadele edeceğiz. Çukurova'da çukur bir yol kalmayacak ve Çukurova'yı aslında adına yakıştığı gibi parfüm kokan bir şehir haline getireceğiz. Biliyorsunuz bizim Çukurova'da karnavalımız vardır. Portakal çiçeği karnavalı. Birkaç gün sonra o da başlayacak. Ama maalesef Çukurova'da artık o kokuyu alamıyoruz. Biz de bir an önce Çukurova'yı temizleyip yeniden adına yakıştığı gibi parfüm kokan bir şehir haline getireceğiz. Neden her boş alana Çukurovalılar neden alamıyor bu kokuyu? Oraya gelenler neden o kokuya ulaşamıyorlar bir kez daha? Söyleyeyim. Maalesef mevcut belediyenin temizlikle ilgili büyük sıkıntıları var. Ve buradaki yaşayan halkın %90'ı yaptığımız seçim kampanyasında karşılaştığımız insanlar, önceden tanıdığımız, bildiğimiz hepsi maalesef bu yüzyılda hala temizlikten şikayet ediyorlar. Biz de bir an önce bu sorunu halledeceğiz. Çünkü bunlar temel problemler. Hem yol diyorsunuz, Çukurova'da yollarda çukur var diyorsunuz. Diğer tarafıyla da temizlik ama bir festivale de hazırlanıyorsunuz. Belki biraz festivalden de söz etmek isterseniz, kazanırsanız o festival nasıl olacak? Çok güzel olacak tabii ki. Elimizden gelen tüm desteği vereceğiz ve festivalde Adana'yı dediğim gibi adına yakıştığı gibi hep birlikte bütün belediyeler, büyükşehir belediyemiz, diğer bize ait olan belediyeler tüm katkıyı koyup Adana'da çok güzel bir festival geçireceğiz. Çukurova'yı bize bir anlatır mısınız? Bilmeyenlere anlatır mısınız? Çukurova'yı nereyle benzetirsiniz siz? Çukurova Ankara'nın Çankaya'sı diyeceğimiz bir kenttir kültür seviyesi olarak. Aynı zamanda da arkamda da görüyorsunuz şu anda Çukurova'dayım. Doğal güzellikleri inanılmaz olan, çağdaş, kültürü, medeniyet seviyesini çok yüksek olan bir kenttir. O nedenden ötürü biz de burayı adına yakıştığı gibi Çukurova'yı bir kent haline getireceğiz. Genelde yeni imara açacağımız bölgeleri yatay mimariyle kullanacağız. Ve Çukurova nefes alan, sosyal donatıları olan, yeniden o özlediğimiz mahalle kültürünü yaşatacağımız uydu mahalleler kuracağız. Birçok projemiz var tabii ki. Biliyorsunuz yakın zamanda da bir deprem yaşadık Çukurova'da. Evet. O depremde de birçok canımızı kaybettik. Buradan Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Sayın Başkan, genelde şimdi elimizden geldiği ölçüde yatay mimariyi hakim kılacağız. Sayın Başkan, şimdi hemen şöyle yapalım. Size sormak istediğim bir soru daha var. Özellikle emekliler, gençler, kadınlar, çocuklar, onlarla ilgili ne yapacaksınız? Sosyal yardımlarla ilgili ne yapacaksınız? Onu da merak ediyoruz kuşkusuz. Yalnız bir memlekette bu yarışa, bir seçim heyecanına bir bakalım. Adaylar, verilen mesajlar. Bir izleyelim, birlikte izleyelim. Sonra da son sorumuz size sosyal yardımlar olsun. Emeklerimizin bir nebze olsun yüzünü güldürebilmek adına çok çalışacağız. Bu da bizim sözümüz olsun. Seçimde son viraj dönülürken emekliler adayların radarına girdi. Çok teşekkür ederim. Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, emekliler bizim için önemli dedi ve ekledi. Biz inşallah
Mersin Büyükşehir bünyesinde emeklilerimizin bir nebze destek olabilmek adına 10.000 TL gibi bir sosyal destek projemiz var. İyi Parti Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir de emekliler için belediye bünyesinde bir emekli masası oluşturulacağını söyledi. Onurlu bir insanın ekmekle terbiye edilmesine şiddetle karşılaşıyoruz. Geliri asgari ücret altında kalan emeklilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için büyüklerimize 3.000 TL limitli emekli destek kartı vereceğiz. Ayrıca belediye tesislerimizde %25 indirim olanağı sağlayacağız. Geliyoruz. Mutlu Konak için geliyoruz. Bağımsızlık ateşinin yakıldığı yerde, kültürlerin iç içe geçtiği güzel memleketim için çıktık yola. CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı da konak hayalini paylaştı. Tüm komşularımıza eşit hizmet sunmak için kararlı adımlarla yürüyoruz. Her bakımdan adil, her bir yurttaşa eşit, bilimin ışığında yepyeni bir belediyecilik anlayışıyla konağın çehresini değiştirmek için geliyoruz. Mahallelerinde çocuklarımızın yüzünün güldüğü, yaşam alanlarında gençlerin sosyalleştiği ve kendini geliştirdiği, yaş almış komşularımın keyifle bir araya geldiği bir konak yaratacağız. Dakikalar kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birazdan Çalar Saat'te olacak. Ama biz yeniden bir Çukurova'ya dönelim. Emrah Kozay Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayı bizleri bekliyor. Sosyal yardımları konuşalım bir de. Emrah Bey, ne yapacaksınız emekli için, orada gençler için, kadınlar için ve çocuklar için? Evet. Şöyle, emeklilerimiz için şöyle bir projemiz var. Emekli dinlenme evlerimiz var Çukurova'da. Ancak yeterli değil. Onların kapasitesini artıracağız ve daha iyi hizmetler ve daha iyi sunumlar yapacağız emeklilerimize. Aynı zamanda bir İkinci Bahar Yaşam Köyü projemiz var. İkinci Bahar Yaşam Köyü projemizde de yine büyüklerimizin, emeklilerimizin rahatça gidip orada vakit geçireceği, sosyal aktivitelerde bulunacağı, gerekirse barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacağı bir alan yaratacağız. Aynı zamanda öğrencilerimiz için Cumhuriyet Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları kuracağız. Yine hem emeklilerimize hem öğrencilerimize hitap edecek, İstanbul'da da Ekrem Başkanımızın da yaptığı kent lokantalarının bir benzerini Cumhuriyet Lokantaları olarak Çukurova'da kuracağız. Orada emeklilerimize ve öğrencilerimize çok uygun fiyata, çok kaliteli sunumlarla hizmet vereceğiz. Biliyorsunuz Türkiye'nin şu anda en büyük problemlerinden birisi ekonomi. Ekonomiden ötürü hem emeklilerimizin hem de öğrencilerimizin ekonomisine katkı koymak için bu tip projeleri geliştireceğiz. Daha da fazlasını gelecek zamanda yapacağız. Yine aile ekonomisine katkı koymak için var olan kreşlerin kapasitesini arttıracağız. Olmayan yerlerde yenisini açacağız. Genelde vatandaşımızın hep yanında olacağız. Onların yanında olduğumuzu her zaman ve her daim hissettireceğiz. Aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye olarak zor günlerden geçiyoruz. Aslında evet. Bu seçim artık bir yerel seçim havasından çıktı, genel seçim havasına döndü. Çünkü bu yerel seçim aslında genel seçimin belirleyicisi olacak. Önümüzdeki yapılacak olan genel seçimin. O yüzden Çukurova'da en büyük farkı atacağız. Büyükşehir'de de en büyük farkı atıp Türkiye'de 11 büyükşehrin üzerine bir şeyler koyup ondan sonra da Türkiye'de geçen dönem olduğu gibi ben il başkanıydım yine seçimde, geçen yerel seçimlerde. Evet. 10.50 Türkiye'deki en büyük farkı atmıştık. Bu dönemde iddiamız o. Çukurova'da estireceğimiz rüzgarla Adana Büyükşehir'de de Türkiye'deki en büyük farkı atacağız. Daha sonra da benim inancım şu, az önce de söylediğim gibi Türkiye olarak ekonomik anlamda zor günlerden geçiyoruz. 1 Nisan'dan sonra ekonomi daha da kötü hale gelecek ve mevcut hükümet bunun altından kalkamayacak. Türkiye bir yıl içerisinde erken genel seçime gidecek ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Türkiye rahat bir nefes alacak. Emrah Bey, Emrah Kozay, teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Çukurova Belediye Başkanı adayı NAV ekranlarındaydı, Çalar Saat'teydi. Teşekkür ederiz efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hoşça kalın. Bizden de Çukurova'ya selamlar gitsin ve SMA'lı çocuklarımız var. Belediye başkanları ve belediye başkanı adayları onları unutmasın. Aylin şu an 19 aylık ve bizim zamanımız çok kısıtlı. Yüzlerce SMA'lı bebek ve çocuk ilacını bekliyor. Onlardan biri de 21 aylık Aren bebek. SMA tip 2 hastası Aren'in annesiyim. Bugüne kadar birçok insanın sağlığına kavuşması için mesleğimi özveriyle, hakkıyla yapmaya çalıştım. Bugün ise canım oğlum,
Bebeğim Alen'im için buradayım. Oğlum Alen'in sağlığına kavuşması için şimdi de benim sizlerin desteğine ihtiyacım var. Ankara'da hemşire olarak görev yapan anne Yağmur İlhan, diğer SMA'lı bebeklerin aileleri gibi gözleri yaşlı bekliyor bebekleri Aren'in ilacına kavuşmasını. Aren bebek SMA tip 2 hastası, yaklaşık 3 ay önce teşhis konuldu. Kampanyası %50'ye ulaştı ama ilacını kas kaybı olmadan alabilmesi gerek vakit çok az. Az ya da çok demeden yapacağımız tüm yardımlarla, tüm bağışlarla Aren'in sağlığına kavuşması için lütfen bize yardımcı olun. Lütfen sesimizi duyun ve duyurun. Kalpler, Aren bebeğin hastalığı ilerlemeden ilacına, sağlığına kavuşması hem onun hem de ailesinin acılarının artık son bulması için atıyor. Şimdi hemen İstanbul yarışına bir bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve dün meydanlarda işitilen bir sözü. Öyle mi pışık dedi İmamoğlu. İmamoğlu'nun işlerine engel olmaya çalışırsak bir dahaki seçimi de İstanbul'da kolayca alırız zannettiler, öyle mi? Pışık, oy verenmiş, oy vermeyenmiş. Yok, o devir bitti. Ben karar verdim olacak. O iş bitti kardeş. Sözlerinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Zaten sözü de Erdoğan'la ilk ve tek görüşmelerine getirdi. Ekrem İmamoğlu 2019'da tüm belediye başkanlarını davet ettiği gün hariç Erdoğan'la bir daha görüşemediğini hatırlattı. Sayın Cumhurbaşkanından defalarca randevu istedim. Ayrımcılığa uğradık. Sadece ilk seçildiğimizde davet etti, hatırlar mısınız? Bana kırık sandalye denk geldi. Bak bak bak. Bana demez mi? Bak israf ediyorsun, sandalyeyi kırdın. Dedim ki vallahi birincide değil ama ikincide daha sağlam oturuyorum da ondan dedim. Ekrem İmamoğlu'nun mitingi Çatalca'daydı. Çiftçiye desteği artıracaklarının sözünü verdi. Çiftçinin mazotunu ne yaptık biliyor musunuz? Yolda mazot harcamasın diye traktörünün yanına kadar götürün dedim. Ekrem abi, seninle olan aşkımız çiftçinin borcu gibi hiç bitmesin. Kurban olurum sana. Çiftçinin borcunu bitireceğiz. Çiftçiye desteklerimizi tam iki katına çıkaracağız önümüzdeki dönemde. Benim kafası basmaz. Ben ekonomist. Ben ekonomistim dedi mi? O gün yandık işte. Dünkü son durağı ise Arnavutköy oldu Ekrem İmamoğlu'nun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirliye uygun fiyatlı yemek ulaştırdığı kent lokantalarının 14.sünü Arnavutköy'de açtı. Sırtını çıraklara, çıraklığa dönenlere bizden oy yok diyenler var. Restini ortaya koyan seçmen var. Bugün başlığımız oy ver. Bu başlık altında konuşuyoruz. Şimdi saatlerimiz de 9'da varmak üzere. Dakikalar sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu burada bu ekranda Çalar Saat'te olacak. Bizim sorularımız var. Sizin kuşkusuz sorularınız var. Hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Dönüşte konuğumuz. Efendim günaydın. Devam ediyoruz NAV ekranlarında. Az önce de söylediğim üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Çalar Saat'te. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Teşekkürler. Efendim? Teşekkürler. Gayet iyiyim. Güzel bir İstanbul günü. Bir anda böyle nem, yağmur derken güneşe döndü. Böyle baharı karşılamanın o cıvıl cıvıl hali var İstanbul'da. Ben de o duygularla stüdyonuzdayım. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi bizim sabah yayında başlangıcımız da öyleydi. Mis gibi bir bahar kokusu var İstanbul'da. Şimdi mevsim böyle. Peki sahanın mevsimi nasıl? Sahanın atmosferi nasıl? Onu da sizden dinleyelim. Evet. Açıkçası ben şöyle diyorum. Helalleşme gibi bir duygu var içimde İlker Bey. Yani 5 yıl görev yaptık ya da neredeyse 5,5 yıldır bir deneyim yaşıyoruz aslında İstanbul'la. Düşünsenize işte bir büyükşehir adayı oldunuz, seçimi kazandınız. Hiç beklenmedik bir sürpriz gibi algılandı. Seçim iptal edildi. Türkiye tarihinde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor büyükşehirde ve gerçekten kötü bir anı. Çok kötü bir anı. Bunu milletimizin unutmaması lazım. Bu milletimize yapılmış bir antidemokratik bir hamle, demokrasiye vurulmuş bir darbe. Sonra milletimizin o coşkulu halini yaşadık ve 23 Haziran'da olağanüstü bir farkla yine seçimi kazandık ve millet aslında el koydu işe. Yani olumsuzluğa, hani demokrasiye yapılan darbeye millet el koydu ve bu aslında demokrasi bilincinin ulaştığı en yüksek zirve gibi görüyorum o 23 Haziran'daki ortaya konan hamleyi, o demokrasi bilincinin
toplumda yerleşmiş, Türkiye'de bu topraklarda neredeyse 200 yıllık demokrasi mücadelesinin aslında genine yerleşmiş halinin ortaya çıkmış sonucu gibi görüyorum 23 Haziran'ı. Ve o günden bugüne böyle gelen akışla şu anda milletimizin huzuruna çıkan bir Ekrem İmamoğlu var. Ve anlatıyor yaptıklarını. Başardı diyoruz. İstanbul başardı diyoruz. 16 milyon insanımız başardı. Hem de daha önceki 5 yıllarla kıyaslandığında çok daha az bir bütçeyle başardı. Çünkü zor bir 5 yıl geçirdik. Paramız eridi. Maliyetler çok çıktı. Enflasyon şişmiş durumda. Ekonomi kötü. Gelirler çok düştü. Bütün bunlar kamuya da yansıyor. 2 yıla yakın pandemi geçirdik. Ülkemiz bir deprem ne yazık ki depresyonu yaşadı. Bunun bir yarattığı etki var ama bütün bunlara rağmen çok iş yaptık. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu helalleşme duygusunda inanılmaz pozitif bir saha yaşıyorum İlker Bey. Ve hani şöyle diyorum ben, 4 kendi seçimim var benim. İlçe, 2 büyükşehir ve bu. Bu 4. seçimim aslında şahsi olarak. Gördüğüm en pozitif sahayı yaşıyorum. 15 seçim olmuş 2009'da siyasete dahil olduğum an itibariyle. Ülkemiz çok seçim yaşıyor. Onları da sayarsak en pozitif saha. Yani biz... Ve bu seçim diğerlerinden farklı diyorsunuz. Evet. Yani onun farkını da bir anlatır mısınız? Yani farklı. Şöyle milletimize bakıyorum. Göz göze, gönül gönüle bir vicdan muhasebesi var. Bir tebessüm var. Bir hoşgörü var. Olumsuz çok az şeyle karşılaştım. Açık ve net söyleyeyim. Ha, bu beni çok mutlu ediyor. Sanki biz gönülden bir helalleştik. Ama tabii ki helalleşmenin yeri sandıktır. Onu da biliyorum. 31 Mart. Umuyorum orada da bir sağlam bir helalleşmeyi yaparız vatandaşlarımızla. Ve ben de ekibim adına, 90 bin İBB çalışanı adına hizmet eden siyasi yol arkadaşlarım var. Dostlarım var, meclis üyesi arkadaşlarım var, birçok kavram var. Her biri adına böyle bir teşekkür ederiz milletimize diye umut ediyorum 31 Mart'ta. Ya bu seçim farklı İlker Bey, çünkü yani bu seçim aslında İstanbul'da çok çok farklı. İstanbul bir tehdidin eşiğinde. Yani biz aslında tehdide dur dedik 2019'da. İstanbul her tarafından çekip çekiştirilen bir şehre dönüşmüştü. İstanbul'da ay yok ki, hiçbir meclis yok ki koridorlarında onlarca parselin imarının artış dosyaları gezmesin ya da birileri imarını çıkarmak için oralarda dolaşmasın. Bir başka boyutuyla ihaleler yapılmış ama metrolara başlanmamış, bir ihmal ve israf döneminin tavan yaptığı bir süreç. Yani ihmal ve israf çok önemli. Bir de ben bunun yanına ihanet ekliyorum. Bakın, İhmal, israf, ihanet. İhanet nasıl ihanet? Yani şehrin en sağlıklı alanlarıyla uğraşmak. Tarihsel yapı, bakın şurada güzel bir manzara gösteriyorsunuz. Tarihi Yarımada'yı size hissettiren bir manzara gösteriyorsunuz. Bir tarafta Sultanahmet Camii, bir tarafta Ayasofya Camii, öbür tarafta Beyazıt Camii. Bu tarafa dönseniz diğer camileri görürsünüz. Şimdi şu silüetin bile içinde o kadar ihmal. Bakın, yüze yakın noktasında emeğimiz var şu anda burada. Ve mesela şu iki burcun arasında gördüğünüz Yedikule Gazhanesi'nin içerisindeki eski sanayi yapısının ortaya çıkmış hali, o kent müzesi olacak. Şu anda yeni görmeye başladınız onu. Çürümüş haldeydi. Her yerini iyileştiriyoruz. O ihmali ortadan kaldırıyoruz. İsraf derseniz, bütçe paramparça olmuş. O bütçeyle, o koca bütçeyle bakın, kamudan destek alınıyor. Arazi satışları yapılıyor. Bunların hiçbirisi yok bizde. Kamu bütçesi sıfır. Arazi ya da bir takım arsa satışları bizim dönemimizde 1/3, 1/5 seviyesine indi yıllara göre. Bütün bu bunlara rağmen... Ama hiç engelleme olmadığı söylendiği gibi değil diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri değişti. Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı ne konuşuyor, nereden bilgi alıyor, artık ben sorgulamayı bıraktım yani. Hani ucunu aramıyorum bile. Bütün bu o ihmal, israf ve ihanet. Kanal meselesi. Ya Atatürk Havalimanı'nı bile çarçur ettiler. Bakın bütün bu işlerin var olduğu süreç içerisinde biz 2019'da geldik.
Ve aslında İstanbul derin bir nefes aldı. Bir kendine geldi. İyileşme dönemi başladı. İhya dönemi başladı. Restore edilen bir kent haline geldi. Bir de yatırım yapılan, icraatçı bir İstanbul oldu. Bir de bu dönemin en büyük ruhu aslında bir dayanışma ruhu doğdu. Bütün bunlar var ve gelişiyor. İstanbul bir rota çizdi kendine. Metroda bir rota çizdi. Ulaşımda bir rota çizdi. Dayanışmada bir rota çizdi. Artık çocuklar şehrin gündeminde. Kreş var. Eve giden süt var. Anne bebek desteği var. Anne bebek kartı var. Yeni doğan bebek desteği var. Hatta evlilik desteği var. Bakın çocuk gündemde. Genç gündemde 100 bin burs var. Bütün bu hizmetler, kadın, o kadar kadına dönük yatırımlar var ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki istihdamdan yönetici seviyesinde olan 4-5 kat artışa tutun. İstanbul'da kadına dönük eğitimler, kadına dönük öncelikler, istihdamda İstanbul'da 200 bine yakın insana iş bulan bir sistemin kurulması gibi bütün bunlar İstanbul'da bir dönemi var etti. Şimdi ise bir sıçrama zamanı. Yani İstanbul adına bir sıçrama ve bunun kesintiye uğramaması zamanı. Peki karşımızda ne var? Onun için kritik bir seçim İstanbul. Karşımızda şu var. Talimat verirse imza atar. Ne yap derse onu yapar. Yapma dediğini yapmaz. Bir kişi talimat verir, o da imzalar. Kim o? Rakibimiz. Rakibimiz zaten İstanbul'la çok da alakası olmayan, İstanbul'un ruhunu bilmeyen, İstanbul'un geçmişini bilmeyen, İstanbul'un hassasiyetlerini bilmeyen ve bugüne kadarki performanslarıyla gerçekten İstanbul'a ve Türkiye'ye zarar vermiş bir zihniyetin temsilcisi. Böyle bir yapıda İstanbullu İstanbul'a muhafızlık yapacak. İstanbullu benim 16 milyon olarak benim istediğimi yapanı seçme refleksini ortaya koyacak. Benim derken İstanbul'un her bireyinden oluşan o koca bir İstanbullu kimliği. 16 milyon insan. Bakın oy veren vermeyen demiyorum. İstanbullu diyorum. 16 milyon diyorum. Ama karşımızdaki akıl oy veren bile değil. Bakın oy veren bile değil. Bir kişi yap derse yapacak, yapma derse yapmayacak. Bakın, ya bu yüzden mi siz Kanal İstanbul'la ilgili cümlelerini yeterli ve samimi bulmuyorsunuz Murat Kurum'a? Yeterli değil. Tamamen yetersiz ve ne yazık ki gerçek dışı. Yani şimdi şöyle düşünsenize İlker Bey, siz burada şimdi yayıncısınız, Türkiye siyasetini takip ediyorsunuz. Meseleyi şöyle görün. Aday diyor ki Türkiye İstanbul'un gündeminde olmayan bizim de gündemimizde yok. Söze bak şimdi. Ya bu ne evet mi hayır mı? Yani ne demek bu? Bunu diyor, kalkıyor aynı anda. TOKİ ihaleler yapıyor o bölgede. Şehircilik Bakanlığı açıklama yapıyor. Ulaştırma Bakanlığı açıklama yapıyor. Bakanlığın gündeminde var ama. Hepsinin gündeminde var. Daha ileri gidiyorum. İstanbul'daki il başkanı diyor ki, onlar zaten bakanlığın projeleri. Onlar bakanlığı ilgilendirir. İşte Murat Kurum, Sayın Kurum, İstanbul'la ilgili gündem olmadığı için, İstanbul'un yatırımı olmadığı için böyle söylüyor. Yahu bakın seçim günü geldi, çıkıp da mertçe ya biz kanalı yapacağız diyemiyorlar. Niye biliyor musunuz? Neden? Bunlar seçilmek için her yol mübahtır anlayışının fertleri. Seçilmek için her yol mübahtır. Seçilmek için yalan mı konuşmak gerekir? Yalan konuşurlar. Kumpas mı yapmak gerekir? Kumpas yaparlar. Seçilmek için iftira mı atmak gerekir? İftira atarlar. Seçilmek için kaset mi yapmak lazım? Kaset yaparlar. Film mi çekmek lazım? Film çekerler. Film mi çevirmek lazım? Film çevirirler. Bakın bunları yaşadık biz. Peki o zaman yani, ben bir almanak halinde bir hatırlatayım. Yani sandığa iki gün kala bir özetleyecek olursak hararetli, bol polemikli bir sürecin de içinden geçiyoruz. O kampanya döneminde aklınızda en çok ne kaldı mesela? Neyi unutamayacağım diyeceksiniz. Şimdi oy yoksa hizmet yok şeklinde anlaşılan açıklamalar mı? Kent lokantalarıyla ilgili rakibinizin sözleri mi? 8 adımı mı metrolarla ilgili? Malınıza sahip çıkın sözünü mü? Ya pek çok polemiğe de neden olacak başlıklar bunlar. Bakanların sahada olması mı? Siz 17+1 ben tek çıkışınızı mı? Sonra Bay Ekrem açıklaması mı? İşte kaset, kumpas, huy olmuş dediniz. Bu yaşananlar mı? Köfte atışması mı? Hangisinden başlasın? Hani...
Ya bakınız şöyle, şimdi İstanbul'a kabine gelmiş, ben bazen espri yapıyorum, çocuklar afiş tutuyor böyle 9-10 yaşında çocuklar, İmamoğlu'na karşı kabine diye ya da kabineye karşı İmamoğlu diye. Ben de diyorum ki onlara, kabine kim diyorum, böyle bakıyor çocuk, tamam mı, kabine kim? Şimdi bakanlar İstanbul'da. Geliyorlar, çıkıyorlar, sağda solda oy istiyorlar ve gerçekten önemli bakanlıklar. Bakın açık söyleyeyim, itibarlı insanlar var içlerinde. Benim itibar ettiğim en azından, benim muteber gördüğüm. Ama öyle bir puan kaybettiriyorlar ki kendilerine değil, o benim umurumda değil, şahsi puan kayıpları. Onu kendi düşünsün, ailesi düşünsün. Ama siz bir kurumu temsil ediyorsunuz. Yani... İşte kurumu önemli temsil bakanlıklar etmek için mi geldiler? Çok güzel. Evet, kurumu temsil etmeye, kurumu temsil etmeye gelmişler. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ben bakanlık kurumundan bahsediyorum. Onlar Murat kurumundan bahsediyorlar. Güzel. Günün başlığı oldu. Kurumu temsil etmeye gelmişler ama tabii milletimiz, şimdi düşünelim. Dış İlişkiler Bakanlığı. Ya o kadar önemli bir mevzi ki yani. Bunun İstanbul'da propaganda yapması hicap verici bir durum ya. Hicap duyulur. Yani bu ayıp. Veya İçişleri Bakanlığı'nın amigo gibi mikrofonu eline al. Ya kime hoş görünmeye çalışıyorsunuz? Daha farklı bir boyutu var. Şimdi seçim güvenliği İçişleri Bakanlığı sahası. Allah'tan yani bu ülkenin, bu kadim devletin bir devlet geleneği var. Yani orada liyakatli emniyet yöneticileri var, jandarma yöneticileri var, komutanlar var, müdürler var, amirler var, polislerimiz var da iş bunlara kalmıyor. Yani Allah'tan iş bunlara kalmıyor. Amigolukları kendileriyle o sahnede kalıyor. O bakımdan yani gidin görevinizi yapın. Ve bakanlıklar ilk defa bu kadar boşalarak İstanbul'a akmış. Bir başka boyutu, Sayın Cumhurbaşkanı burada. Yani bu 2019'daki seçimlerde de aynı şeyi yaşadık. Bugün aynı filmi izliyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben aday olsam, onların adayının yerinde olsam buna şiddetle karşı çıkarım. Şiddetle karşı çıkarım. Zarar mı verdiler? Tabii ki zarar. Yani şöyle düşünün. Bu bir zayıflık göstergesi. Yani sen yetemiyorsun. Sen mücadele edemiyorsun. Biz toplandık, 17 bakan geldik. Başkaları da var, girmeyeceğim o detaylara. Yani girmeyeceğim bürokrasinin detaylarına falan. Toplandık geldik. Ekrem İmamoğlu'yla sen mücadele edemiyorsun, biz buradayız. Yetmedi. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı istedi, o da geldi. Buyurun gelin, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yani ama bu milletin derin bir vicdanı var. Bunu ölçemiyorlar. Çok can yakıcı bir şey. Yani bu milletini tanımamak, milletinden uzaklaşmak herhalde böyle olsa gerek. Ben mesela gidiyorum ve bunları bir yani bir... Tabii ki bir üzüntü var içimde. Yani dediğim gibi neye üzüntü var? Benim devletimin geleneğine yapılan kötülükler anlamında üzüntü var. Hatırlarsanız geçmiş sistemde yani İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İstifa ederlerdi. Ulaştırma Bakanlığı istifa ederler. Niye? Ulaştırma seçimle ilgili iletişimden sorumlu vesaire. İşte örneğin işte İçişleri Bakanlığı güveninden, Adalet Bakanlığı diğer hususlardan sorumlu. Ya bütün bunlar sahada oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda ses çıkmıyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu izliyor. Bakın bunların birçoğu Yüksek Seçim Kurulu'nu ilgilendiren hatları var. Yani bugün devletin kurumu TRT. Hani başka şeyler var dedim. Hani buna değineyim en azından. Şimdi yaşadığım Now TV ekranlarındayız. Buna değineyim. Kaç saniye oldunuz, yer aldınız? Ya ne saniyesi? İlker Bey bırakın saniyeyi. 5 yıla dönün Ekrem İmamoğlu ile ilgili... Arşiv araştırması yapın. Yarın diyelim ki bu niteliksiz, bu liyakatsiz, diyelim ki değil inşallah öyle olacak. TRT'nin yönetimi gitti. Liyakatli, ahlaklı, dürüst, adil insanlar geldi ve TRT'yi yönetiyorlar. Dediler ki ya şu 5 yıla bir bakalım ya. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir haber var mı? Haber bulamazlar. Ha kötüleyici, karalayıcı bulurlar. Ama mesela... Dudullu Bostancı metrosu açılmış ya. 600-650 milyon euroluk yatırım. Acaba onunla ilgili bir şey yazılmış mı? Avrupa'nın en büyük atık yakma tesisini açmış Ekrem İmamoğlu. Acaba onunla ilgili bir şey var mı diye tarasalar arşivi, Ekrem İmamoğlu ile ilgili tek bir cümle bulamayacaklar. Bu nasıl bir yayıncılık? Ya benim param.
Yani atıyorum işte Sultanahmet köftecisinin sahibinin parası, bilmem ne köftecisinin işte İnegöl köftecisinin parasının sahibi, köfteciye den vuruyorum ki kıymeti köfteci anlaşılsın. Köfteci polemiğine bir geçiş olacak galiba. Hayır, bunu niye söylüyorum? Esnafın ya, esnafın cebinden çıkan para, emeklinin cebinden çıkan para, memurun, sizin, benim cebimden çıkan parayla maaş alacaksın. Milyarlarca dolarlık bütçe yöneteceksin TRT'de. Seçim döneminde bir saniye bile ekranda göstermeyeceksin. Haber verme özgürlüğünü, yani haberi ulaştırma özgürlüğünü kısıtlayacaksın ve orada TRT'nin başında olacak. Ama ben TRT'ye kızmıyorum. Ben buradan Yüksek Seçim Kurulu'na buna müdahale etmediği için de çağrımı yapıyorum. Siz süreci yönetemediniz şu ana kadar. Umuyorum 31 Mart günü yönetirsiniz. Peki buradan bir de malınıza sahip çıkın diye bir seslenişi oldu. bu da aslında hani İstanbul'un, o kurumlar öyle mi gözlemleniyor acaba? Bakınız, bu da aslında İlker Bey, İstanbul'un az önce anlattığım bu seçim farklı seçim dediğim o önemli manşetin, bu seçim farklı seçim. Çünkü İstanbul'u malı görüyorlar. Malı. Yani malına sahip çık. Nedir o? Bakanlığın yaptığı metro. Ben de dedim ki herhalde sayın kurumu seçimden sonra oraya güvenlik şefi atayacak yani. O U tabelası olan iki metronun güvenlik şefi atayacak. Şimdi malına sahip çık Allah aşkına. Biz diyelim İstanbul'da 65 kilometre metro açtık. 62 tane istasyonu var. Daha geçenlerde Çekmeköy'ü, Sancaktepe, Samandıra bölümünü açtık. İnsanların mutluluklarının görüntülerini izliyorum. Ben de bahtiyar oluyorum. Ataköy iki telli metrosunu açtık. Keza oralarda da. Şimdi bu metrolar kimin İlker Bey? Milletin malı ya. Yani ben diyeceğim ki bir genel müdürüme veya oradaki daire başkanına veya genel sekretere, ey genel sekreter malına sahip çık. Ya milletin malı. Ekrem İmamoğlu'nun değil. Bir partinin asla değil. Ya parti hizmet için araç. Sevgili İlker Bey, bunlar, bu anlayış partiyi kutsallaştırma anlayışı. Partinin başındakini kutsallaştırma anlayışı. Ben de diyorum ki bizim kutsalımız net. Bakın mübarek Ramazan ayındayız. Kutsalımız var. Her insanın inancı kutsaldır bakın. Artı müşterek kutsalımız var. Evet. Bu cennet vatanında yaşayan herkesin vatanı kutsaldır. Bayrağı kutsaldır. Manevi değerleri kutsaldır. Milli değerleri kutsaldır. Ama parti dediğiniz hizmet için bir araçtır. Hizmet için bir araçtır ve oradaki yönetim o hizmet için araç olan kurumsal yapının önündeki insanlardır. Bunlar biat. Buyruk diyor ya, buyruğumla diyor. Ya birisi görevden ayrılacak, gidecek. Beni affetti diyor ya. Affetti, ayrıldım diyor. Böyle bir şey olur mu? Ya hangi devirde yaşıyoruz? Dedim ya 2019'daki seçimin iptal edilme meselesi. Evet. Ve dedim ya 200 senelik demokrasi bilinci, genetiği vatandaşlarımızda açığa çıktı. O genetik, o bilinç bu zihniyetin hükmü altına girmiş bir avuç insanın ruhunda, bedeninde yok. Ben de diyorum ki benim çocuğum, benim evladım özgür bir şehirde yaşamalı. 3 evladım var ama ben bir babayım, ama Allah hepimizinkini bağışlasın. Ben aynı zamanda bu şehrin belediye başkanıyım, şehre eminiyim. O zaman ne diyorum biliyor musun? Bu şehrin her bebesi, her evladı, her çocuğu bu şehirde özgür olmalı. Her genci bilinciyle, fikriyle özgür ve özgün olmalı. Kendi yetenekleriyle, yaratıcılığıyla. Yani o öyle bir özgürlük, öyle bir özgünlük ki mücadele edersem olur. Doğru istersem karşılık bulur. Ya da ortak bir mücadelede bir ortak akıl mekanizmasına bir şey taşırsam bu karşılık bulur diyeceği bir sistemin İstanbul'da olması gerekir ki benim çocuğum tam da işte fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kimliğinin karşılığı olan bir şehirde yaşasın. Ben bunu çocuklarım için istiyorum ama en az o kadar bu şehrin bütün çocukları için istiyorum. Herkesin çocuğu. Tabii ki bu şehrin her çocuğu, bu şehrin her çocuğu kimsenin hükmü altında değil. Özgür iradesiyle bu milletin eşit ve hür bireyi olduğunu hissedeceği, bu şehrin gençleri, bakın, eşit ve hür bireyleri olduğunu hissedeceği, liyakat zincirinin asla bozuk olmadığı,
Bunun en güzel simgesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu, her açıdan, her yürüdüğü yol açısından bunu ispat eden bir yolculuk tarifi. O bakımdan ben bu mekanizmayı kesinlikle reddediyorum, karşısındayım. Onun için bu seçim başka bir seçim. Onun için işte az önce söylediğimiz benim malım, işte malımıza sahip çık, malıma sahip çık, malına sahip çık lafı değil kardeşim ya. Değil yani. Bu artık zaten milletin zihninden kaymaya gitti. Artık bizim milletimiz şunu görmek istiyor. Geldi bir belediye başkanı, hepimizin belediye başkanı ya. Partizanlık yok, particilik yok. İlker Bey, ben sizin yaklaşımınız böyle. Yola çıkarken böyle söz verdim zaten. Yani. Bu kampanya sürecinde en çok şaşırdığınız, en çok üzüldüğünüz, belki güldüğünüz, kırıldığınız çıkışta, açıklamalarda olmuştur. Mesela 8 adıma ne dediniz? Köfteye, kent lokantalarına siz nasıl bir hissiyatla yaklaştınız? Şimdi kent lokantası meselesini küçümseyen insanın toplumun hiçbir hissiyatından, ihtiyacından haberi yok demektir. Kent lokantası şu ana kadar 3 milyona yakın insanı misafir etti. 3 milyona yakın, daha 14. şubesini yeni açmamıza rağmen. Dün akşam. Daha bir yıllık geçmişi olmamasına rağmen bir yılı biraz aştı. Şimdi böyle bir yapı sana şunu göstermeli. Bu insanlar niçin oraya gidiyor? Zevk için mi gidiyor? Ben bu şehrin ve bu şehrin insanlarının yoksulluğunu konuşmaktan zevk mi alıyorum? Ben zenginliğini konuşmak isterim. Daha çok girişimciliğini, yaratıcılığını konuşmak isterim. Ama bu ülkede yoksulluk var kardeşim. Emekli 10 bin lira maaş alıyor. Şimdi o emekliler de aynı zamanda şunu işittiler. Hani yetmiyorsa her şeyi devletten beklemeyin. Domates satın, simit satın, su satın. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey. Ya da ya ne verelim ki, ne verirsek eriyor. Vermenin anlamı yok. Hani ne verirsek eriyor bu ekonomide. Sorun kim? Suçlu kim? Dediniz 8 sene önce ben ekonomistim, ekonomiyi biliyorum dediniz. Ne geldiyse başımıza ondan sonra geldi. Ve o günden bugüne atadığınız liyakatsiz insanlar ekonomiyi perişan etti. Şimdi düzeltmeye çalışanı bile aldınız, Ankara'dan getirdiniz, İstanbul'da seçim propagandasına kattınız. Daha ne olsun? Sevgili İlker Bey, bakın. Emekli meselesi acı bir mesele. Pendik'te dolaşıyoruz Tarık Balyalı kardeşimle, orada çok güçlü bir adayımızdır. Bir emekli geldi, böyle bir esnafın yanından çıkarken, dur başkan dedi. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ben dedi bu halimle, emekliyim ben dedi, 74 yaşındayım. Ben bu halimle dedi 5 evladım var, 5 evladıma 5 daire yaptım dedi. Ama şimdi dedi ayda 10 bin lira alıyorum, beni 5 evladıma bu devlet mahkum etti dedi. Onlara muhtaç etti dedi. Utanç duyuyorum dedi. Bu ne kadar ağır bir şey biliyor musunuz? İlker Bey, bir baba için, bir dede için çocuklarına, torunlarına harçlık verememek o kadar ağır bir mesele ki. Bir anneanne için, bir babaanne için. Ben de diyorum ki sen bunu hissetmiyorsun. O dedeler, o babaanneler kent lokantasına gidiyorlar. Gidiyorlar parasıyla. 40 liraya veriyor, 4 öğün yemek yok. Parasıyla, onurlu. Biz her şeyi onurlu bir biçime dayandırmaya çalışıyoruz. Bakın, bedava vermek değil, onurlu. Parasını veriyor kardeşim. Bir hususun da altını çizmek isterim. Kent lokantasından diğer hususa da geçeceğim ama şunun altını çizmek isterim. Bir anlayışı daha değiştirdik biz. Askıda faturayla. Milyonlarca insana değen desteklerimizle. Nakit desteği var. 650 bin anne kartı var. 100 bin öğrenciye burs var. 300 bini buldu toplam öğrenci sayısı. 5 senede 100 bin öğrenciye burs var. Birçok konu var. Yeni vaatlerimiz var. Ama mesele şuraya oturdu. Millete ait olanı millete veriyoruz. Ben vatandaşlarıma diyorum ki ey vatandaşlarım. Sosyal devlette yönetim sizin konforunuzu sağlamakla yükümlü. Konfor dediğim şu: eğitim, güvenlik, sağlık, ekonomi, geçim, bütün bunlar. Siz eğer bugün zor durumdaysanız, 10 bin lira emekli maaşına mahkumsanız, niye mahkumsanız diyorum biliyor musunuz? Bunlar iktidara gelmeden o günün asgari ücretini, o günün en düşük emekli maaşıyla oranını çarptığınızda bugünkü asgari ücreti yaklaşık 1,5'la çarpmanız lazım.
Ve bugün aslında 10 bin lira olan emekli maaşının 25 bin lira olması lazımken sen 10 bin lira alıyorsun. Buna mahkumsanız bu devletin ekonomisinin kötü yönetilmesinin sonucudur. Dolayısıyla sosyal devlet sizi yoksullaştıran bu sistemi düzeltmek zorunda. Düzeltemiyorsa bir süreliğine sizin eksiğinizi kapatmak zorunda. Biz de belediyeler olarak bu kötü ekonomiyi yöneten hükümetin bu yarattığı ortam gereği İstanbul'da yaşayan insanlarımıza desteğimizi arttırmak zorundayız. 6 katına çıkarttık. Yani çocuklar, kreşler, anne kart hepsi yeni nesil işler. Peki 6 katına zevkten mi çıkarttık? Milletimizin ihtiyacı var, talep var. Kent lokantasını zevkten mi çıkarttık kardeşim? Peki biz bunu veriyoruz. Ben dün de söyledim İSMEK, Enstitü İstanbul İSMEK'teki kadınlara. Ablalar, anneler, kardeşler, hanımefendiler oradaydı. Dedim ki bizim size verdiğimiz bu paralar sizin, bize sakın minnet duymayın. O size çay atanlar var ya otobüsten. O değil anlayış. Biz arka kapıdan size çay veririz siz görünmeyin diye. Çünkü bizim kusurumuzla sen muhtaç hale geldin. Hükümetin kusuruyla sen muhtaç hale geldin. Biz sana milletin parasını veriyoruz. Milletin parasını, ha bize teşekkür edebilirsin. Görevini yerine geldin, aferin, teşekkür ederiz. Ey yönetici diyebiliriz ama bize minnet duyma. Devletin şu anda hükümetin aklı şu. Bana muhtaç olsunlar. Ben o muhtaçlık üzerinden oy devşireyim. Et ve Süt Kurumu'nun önüne gidiyoruz. Aynen öyle, sabah 4'ünde. Sabah erken saatlerde kuyruğa girenler var. Haberleştirdiğimizde o anda orada bulunan kişiler, mikrofonu uzatıyoruz. Yüzünü saklayan var, göstermek istemeyen var. Belki evladına, belki komşusuna göstermek istemeyen var. Bu görüntüler gerçekten öyle yaralayıcı. Ya bir de üstüne üstlük, yani kent lokantası üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun köfteciliğine laf atıyorsun. İlker Bey, ben 6-7 yaşındayken anneannemin, babaannemin, toprağı bol olsun babaannemin, anneanneciğim sağ, 95 yaşında. Bunların pazara annemin yaptığı fasulyeyi sırtımda taşır 8-9-10 yaşında satışına yardımcı olurdum. Sonra evet köftecilik yaptım, inşaatta çalıştım, amelelik yaptım. İnşaat malzemesi dükkanında malzeme sattım. Ve daha sonra bu lokantalar açtım. Bir sürü lokantam oldu. İnşaat işimiz vardı ayrı. Yüzlerce daire satıyordum. O ayrı ama bura ayrı. Ben bir de gidip kasada da durmuyordum. Yani eksik mi var? İnan mutfağa iniyordum, bulaşık yıkıyordum. Bunu benim ustalarım hala sağdır yani. Tanırlar beni. Çalıştırdığım komiler sağ. Çalıştırdığım garsonlar sağ. Gelip sarılırlar bana farklı yerlerde. Usta nazlanırdı. Gittim kalktım Trabzon'a, Akçaabat'a. Akçaabat köftesi yapmayı öğrendim ben. Geldim kendim köfte yoğurdum. Bunların hepsi nasıl bir hayat dersi biliyor musunuz? Ben Reşat Ekrem Koç'un İstanbul Esnafı'nı anlatan bir kitabını tavsiye ediyorum kurumu okusun. Esnaflık, hani azıcık esnaf ol derler. Yani anlayışlı ol, ağır ol, efendi ol, bilgili ol. Yani esnaf ol. Hani esnaflık başka bir yerdir. İstanbul'un geçmişinden bugüne esnaflığın ne olduğunu bilmediği için böyle konuşuyor. Keşke bilse, keşke öğrense. Ben hayatımın en derin okullarından birini o aşamalarda yaşadım ve geçirdim. Ve onun için insanlara bakarken ben bir esnaflık ruhuyla bakıyorum. Onun için diyorum Allah'ım ben iyi ki beni babam almış 6 yaşında dükkanın kepengini açtırmış. İyi ki 21 yaşında o lokantayı açmışım. İstanbul ilk Akçaabat köftecisini açtım. İyi ki yani inşaatlarda iyi ki bütün bu sorumluluk duygularıyla ben bugün buradayım. Recep Tayyip Erdoğan'ı da ağırladınız. Recep Tayyip Erdoğan'ı da ağırladım. Bir sürü insanı da ağırladım yani. Ama yani bunu niye anlatıyorum? Bu esnaflığı bile kavrayamamış. Kalkmış bir de yani köfteciliğimizde daha bir de daha ileri gitmiş. Kantinciliği de basite almış. Yani kantinciler bile bana mesaj yazdı. Yani bu çok ayıp. Bu nasıl böyle bir şey denir diye. Lafın nereye gideceğini bile bilmiyor. Bu kadar uzak. O bakımdan hani ben esnaflık bir de nasıl bir şeydir biliyor musunuz İlker Bey? Hani esnaflık bazen bir mahallede bir din adamı kadar değerlidir. Bir öğretmen kadar değerlidir. Bir bilim insanı kadar değerlidir. Orada bir abidir, abladır. Ya biliyorsunuz geçmişte hepimizin bakkalı vardır. Hepimizin mahallesinde bir fırını vardır. Ben babandan alırım parayı. Yani bu gönderir. Yani iyi esnaf olmak.
O tedrisattan geçmek. O bir şey gibi kültür, hem de hani yüzlerce, yani ahi evrenden bu tarafa gelen yüzlerce yıllık bir gelenek, esnaflık, bunu bile bilmeyen bir aday. Hani ben bunu diyecek şeyde değilim artık ama üzülüyorum. Hani valla 5 dönem kabinesi gelse yetmez yani. Peki şimdi her meydanda işte belediye başkanı adayları var Cumhuriyet Halk Partisi'nin, her meydanda da şunu söylüyorsunuz. Kazanma iddianızla birlikte belediye meclisini de istiyorsunuz. Şimdi o belediye meclisini neden istiyorsunuz? O belediye meclisini istediğinizde acaba bugüne kadar yapmadığınız neleri başarabileceksiniz? Yapamadığınız neleri başaracaksınız? Şimdi hemen bir bakalım ilçelere. İlçelerdeki adaylar, Ekrem İmamoğlu yarışa giriyor. Aynı zamanda İstanbul'un ilçelerinde de 39 ilçede de isimler bu şekilde. Arkadaşlarınız bunlar. Yarışa evet. girdiniz ve mecliste evet. de hepsini görmek istiyorsunuz. Evet. Sürpriz beklediğiniz ilçeler de var. Ne dersiniz bu tabloya? Açık söyleyeyim, hani il başkanımızın İstanbul'daki partimiz adına yaptığı hem liderlik hem iyi organizasyon çalışması, elbette bizim 5 yıldır biriktirdiklerimiz, ilçelerdeki ölçümlerimiz, verilerimiz, bütün bu hususlar üzerinden çok rasyonel tercihlerle arkadaşlarımız buraya dizildi. Bakın, her arkadaşıma şunu söylerim, kendi adıma da söylerim, benden daha iyisi yok mu? Vardır. Bu memleket öyle zengin bir tarladır. Sizden daha iyisi yok mudur? Vardır. Onun için şunu bileceksiniz. Ben en iyisiyim asla. Kibiri kapının dışına. Özgüveniniz olsun ama en az özgüven kadar, en az tevazunuz olacak. İnsanlara yaklaşımınız, insanlarla. Çünkü siz bir kamu hizmetine talipsiniz. Siz bir belediye başkanlığına, şehre emin olmaya talipsiniz ki içinde çok deneyimli dostlarımız da var. Dolayısıyla yani şu tablodaki her arkadaşım çok nitelikli, çok kimlikli, yerel. Bakın, büyük, çok yerel kimlikler, çok yerel duyguları olan, o yerelliğin içinde oradaki insanlarla bağ kurabilecek nitelikleri, kimlikleri olan insanlar, kapsayıcı, ülkemin fotoğrafı. Bir tek eksik, daha fazla kadın için çalıştık ama yani bugün kazanacak yerde olan 4 kadın adayımız var ve iyi de bir efor ortaya koydular. Bunu düzeltme gayretimiz oldu. Daha da iyisini yapacağız. Kadın meselesini birazdan Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'yla mücadele etmek kolay değildir diyor yakın ekibi. Yalnız bir kişi var Ekrem İmamoğlu'yla başa baş mücadele edebilen birisi. Kadın meselesinde az sonra sürpriz olsun. Ekrem İmamoğlu'na kendisi de soracak. Artık hesap mı sorar? Eyvah. Ne sorar? Onu da kendisine yöneltmiş oluruz. Belediye meclisini istiyorsunuz. Neden evet, istiyorsunuz belediye meclisini? Niye istiyorum şundan? Bakınız, ben şunu ayırt etmem. Yani belediyemiz hepsiyle bir çalışalım. Hangi parti olursa olsun. Bazen öyle bir başlarsınız ki kendi partinizin mensubiyeti de size muhalefet yapabilir. Yapmalıdır da. Buna bakmam ben ama az önce anlattığım merkezden idare, talimatla süreç yönetme anlayışı, yani köşeye sıkıştırma. Ya biz ekmek büfesi dağıtmak istedik İstanbul'un her köşesine. Aylarca engellendik meclisten ya. Aylarca. Şaka gibi yani. Üsküdar'da belediye araçlarını hatırlıyoruz. Engelledik. Daha sonra koyarken AK Partili belediyeler engelledi. Ya bunun gibi daha birçok şey. Meclisten karar aldılar. Örneğin ya biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezi. Karar aldık. Bu kültür merkezini kendilerine ait, yani kendi siyasi partilerinin belediye başkanı olduğu ilçenin ilçesine vereceğiz. Hatta ben espri yaptım. Ya Saraçhane'yi de verin Fatih Belediyesi'ni, o kullansın dedim. Böyle saçma sapan seviyelere taşıdıkları bir süreci bize yaşattılar. Ben onun için diyorum ki elimiz rahat olmalı. Size hesap veren, size şeffaflık konusunda and içiyoruz. Zaten ilk kez İstanbul'da meclisi yaşıyorsunuz ve görüyorsunuz. Meclisi hissediyorsunuz. İlk kez, bizden önce meclisin nakleni mi vardı? Meclisi veriyoruz, başkan her anını yayınlıyor. Daha ileri gideyim, ihalelerini yayınlıyor, encümenini daha sıkı bir şekilde verecek. Çok daha adımlarımız var. İşe alımlar öyle, şeffaf bir şekilde devam ediyor. Bütün bu, bütün bu yapı içerisinde biz meclis. Onun için biz diyoruz ki ilçe belediye başkanlarımızda adaylarımıza oy verin.
Yani Üsküdar'da Sinem Hanım'a verin. Adım adım yaklaşıyor Ekrem İmamoğlu'na. Üsküdar'da Sinem Hanım'a, Bahçeli Evler'de Gülizar Emecan'a verin. Maltepe'de Esin Köymen'e verin. Kadın adaylarımıza öncelik veriyorum. Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu'na verin. Birazdan başınıza geleceği biliyorsunuz da ondan böyle bence. Hayır. Sinem Hanım var. Sinem Dedetaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Üsküdar Belediye Başkanı adayı. Evet, yani siz de gördünüz buradaki tabloyu. Burada yani bizim her adayımızın hikayesi güçlü. Bakın bir de hani şu hazır buraya adayları koymuşken şuna girmek istiyorum. Şu tartışma benim canımı çok sıkıyor. İstanbul'da iki noktada aslında bir sıkıntımız oluştu. Nedir o sıkıntı? Ben mesela Sarıyer'de üzüntülüyüm. Niye üzüntülüyüm? Buyurun. Beraber görev yaptığımız bir arkadaşımız Sarıyer'de aday olamadı diye bağımsız aday oldu. Bizim orada Mustafa Oktay Aksu bizim arkadaşımız. Bizim adayımız Oktay Aksu. Nokta. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Oktay Aksu. Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşlığı yapmak istediği kişi Oktay Aksu. Ben nezaketle bir abilik kavramı üzerinden kendisini konuşmamda tarifliyorum. Abi masaya yumruğunu vurdu diye bana cevap veriyor. Bir dakika, ne yumruğu ya? Ne yumruğundan bahsediyorsun? Kimin yumruğu? Yani 15 yıl görev yapmışsınız. Görev döneminiz bitti. Nasıl siz tercih edildiniz başka bir zaman? Şimdi partimiz bir karar verdi ve tercih etti. Ve siz buna kaç göbektir partiliyim diyen akılı geride bırakıyorsunuz. Başka bir akılla, başka bir hırsla Sarıyer'e talibim diyorsunuz. Bir de benim gösterdiğim nezakete, yani bak abimsin diyorum, ebedi de aynı şekilde olacaksın deme. Abi masaya yumruğunu vurdu, bir dakika. Yumruğu vuracak kişi sen değilsin. Sahibi mi zannediyorsun yani? Kimse ki, hangi makamın sahibi? Böyle bir şey olabilir mi? Kaldı ki 15 yıl görev yapmışsınız. Bakın Avcılar'da Turan Hançerli omuz omuza bizimle kampanyamıza destek oluyor. Ali Kılıç omuz omuza bizim kampanyamıza destek oluyor Maltepe'de. Etkinliklerimize katılıyor. Şerdil Daraudabaşı aynı şekilde Kadıköy'de. Bu nasıl bir şey? Kaldı ki 5 yıl yapmışsınız. 15 yıl yapmışsınız. Nezaketle kırılabilirsiniz. Dökülebilirsiniz. Biz size yol arkadaşlığı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan yani, da son bir çağrı diye bu, sesleniş bu oldu Şükrü kötü. Gence. Yani onun için ben mesela Sarıyer'de ya da aday olamayınca gidip başka bir partiden aday olan rakibinden ötürü mesela Eyüp Sultan'da Bülent Özmen benim nitelikli yol arkadaşım, kabiliyetli bir yol arkadaşım. Bülent Özmen'in Eyüp Sultan'da, Oktay Aksu'nun Sarıyer'de olduğu gibi birçok şey yani. Fatih'te işte Mahir Polat ya da birçok arkadaşımı sıralayabilirim bu şekilde. Benim yol arkadaşlarım. Burada gördüğünüz 39 adayın tamamıyla ilgili her birisinin CV'sini anlatacak derecede, başarılarını sizinle paylaşacak derecede bilgi sahibiz. Niye biliyor musunuz? Mülakatlar, görüşmeler, araştırmalar, konuşmalar, her birisi. Tekrar ifade ediyorum. Bakın tekrar ifade ediyorum Hüker Bey. Daha iyisi var mıdır? Var tabii. Bu toplumda Ekrem İmamoğlu'ndan daha iyisi var. Başkalarından da daha iyisi var. Ama nasip, kısmet, süreç sizi bir yere götürür. Ve o saatten itibaren hele hele böyle bir tercih sahasında nezaketsizlik yapmaz kimse. Ve ondan sonra saygı duyarsınız. Bizim de başımıza geldi. Ben de 2009'da aday adayıydım. Partim beni yapmadı. Bana göre en çok tanınan kişiydim. Başka birinin aday yaptı. Seçimi kaybettik. Yani örnek veriyorum. Şimdi böyle bir şey yok. Ama biz ondan sonra yine ilçe başkanlığı devam ettik. Yine aday olduk. Sonra Allah nasip etti. Büyükşehir aday olduk. Siz de bir şekilde, bir de bazen bir yaş kemale ermiştir. Daha deneyim beklersiniz. Daha bir anlayış beklersiniz. Tersi bir durum. Ama ben şöyle söyleyeyim. 39 ilçe adayımıza gönül rahatlığıyla benim vatandaşlarım oy verebilir. 39 ilçede meclis listemize oy istiyoruz. 39 ilçemizde elbette Ekrem İmamoğlu'na oy istiyoruz vatandaşlarımızdan. Ekrem İmamoğlu'yla sandık güvenliğini de konuşacağız. Yalnız az önce o konuya bir girdik çıktık. Emekliler, emeklilerin yaşadıklarını Ekrem İmamoğlu kendisi de anlattı zaten. Sokakta karşılaştıklarını. Ama tabii ki bu süreçte kalpleri de çok kırıldı. Özellikle bir milletvekili ve onun çıkışıyla işte devletten beklemeyin her şeyi, işte su satın, simit satın eskiden öyle yapılıyordu diye. Peki bunu söyleyen kişi milletvekili
Onunla ilgili bir haber var. İzleyelim. Sonra bir misafir daha. Salı pazarında sohbet ederken 4 kişiden 3'ü bu maaş soruyor. Tabii emekli maaşını soruyor. Bizim de bir şey yapmamız lazım. Domates mi yetiştiririz, su mu satarız, başka bir şey mi alıp satarız? 10 bin lira gelir getirecek de ikinci ek bir iş. 10 bin liralık emekli aylığıyla ayakta kalabilmek için mücadele eden emeklilere ek iş önerisi yapan MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın AK Partili belediyelerden yaklaşık 5 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıktı. Kendileri milyonlarca ihaleyi alıyorlar. Ama fakir fukarayı görmüyorlar. Millet aç, 10 milyonla insanlar geçinemiyor. Daha önce hatırlıyorum ben 80'li yıllarda öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu akşamları veya mesai saatleri sonunda. Almanya emeklisi Hans'ı yolluyor Edremit'e, en güzel tatili yapıyor. Hasan amcaya MHP'liler simit satsın diyor. 16 milyon emekli. Hanya'yı da gösterecek Konya'yı da. Ayakkabı dükkanı var şu Aksaray'da. En fazla iflas eden şu an onun oğlu çocukları. Çocukları çalıştırıyor. İş mi var? Yani ayakkabıyı alabilecek insan mı kaldı? Emekli mi kaldı? Yani su satacak, simit satacak, emekli ayakkabıyı nasıl alacak da Ramazan Kaşlı para kazanacak? MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın mağazacılık ve pazarlama şirketi var. 2018'den bu yana AK Partili Nevşehir, Kayseri Melikgazi ve yine AK Parti yönetimindeyken Kırşehir Belediyesi'nden yaklaşık 5 milyon liralık ihaleyle belediyelere iş elbisesi ve ayakkabı sattığı ortaya çıktı. İki dönemdir milletvekili. Son döneminde 10 ayda mecliste 3 kez kürsüye çıktı. Hiç soru önergesi vermedi. Hala emekliyle dalga geçiyorlar. Allah onlara vicdan versin. Ve şimdi konuğumuz Doktor Dilek Kaya İmamoğlu. Az önce bir tablo gösterdik. Siyasette kadınlar ve onların temsiliyetiyle ilgili konuya da geçiş yapacağız. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür hoş ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Klimayı hoş buldum. Kapattınız, ben terlemeye başladım. Daha da terleyeceksiniz, emin olabilirsiniz. Şimdi birliktesiniz sahada. Ekrem Bey ile birlikte o meydanı görüyorsunuz sizler de. Kadın ve temsiliyeti, ona sizin çalışmanız üzerinden geleceğiz. Bu cam tavan nasıl kırılır? Kadınların önündeki o görünmez engeller nasıl kırılır? Bunu anlatmanızı isteyeceğim ama bir sahayı sizden dinleyelim mi? Siz de bize bir anlatır mısınız? Evet. Şimdi biz bu seçim döneminde çok farklı bir strateji aslında Ekrem Bey'le organize ettik. Hem Ekrem'le beraberim, hem Ekrem'siz. Ben de sahalarda tek başıma kendi ekibimle beraber, arkadaşlarımla beraber sahaya iniyoruz. Farklı ilçelere ve birçok ilçeyi beraber gezdik arkadaşlarımla. Adaylarımızla, ilçe adaylarımızla beraber çalışmalar yaptık. Esnaf, pazar. Tüm bu gezilerden tabii ki dönüşler bize göre inanılmaz güzel. Yani ben akşam eve geldiğimde Ekrem'e şunu söyledim. Yani ben... Gel ya Ekrem şöyle şöyle oldu, inanılmaz işte, teyzelerin sana selamı var, çocukların selamı var, yani her yerde çok güzel karşılanıyorum. Bu kesinlikle bir abartı değil, gerçekten her yerde çok güzel karşılandım. Ne oluyor, bir Z raporu mu çıkartılıyor? O zaman siz böyle ayrı ayrı programları belki yürütüyorsunuz. Akşam evde buluştuğunuzda bir gün sonu değerlendirmesi esnaf olarak, hani Z raporu diyeyim ben de kasadan bahsetmiş olayım. Yazar kasadan. Bu arada Dileğin de esnaflık deneyimi en az benim kadardır yani. Öyle mi? Tabii tabii, çocukluğundan beri böyle babasının tekstil dükkanıyla haşır neşir bir çocukluğu vardır. Benim kadar esnaflığı bilir yani. Evet. Aşağı değildir. Günün sonunda ne yapıyorsunuz? O Z raporu size ne söylüyor? Daha çok böyle umutlu bir süreci mi işaret ediyor? Şöyle, tabii ki sahadan aldığım o karşılık, o sevgi, birlikteyiz, beraberliyiz, beraberiz, o duygu inanılmaz tabii ki beni çok motive ediyor ve ne kadar güzel iş yaptığımızın karşılığını aldığım için hemen tabii bunu Ekrem'e iletiyorum ya da konuşuyoruz, tartışıyoruz. Özellikle dezavantajlı mahallelerde gördüğüm o kadınların ilgisi, bizim İBB olarak yapmış olduğumuz o anne kart uygulaması ve süt projesi inanılmaz karşılık buldu o mahallelerde ve Ekrem'e akşam Z raporu çıkart, sizin deyiminize diyorum. O raporda kesinlikle oradaki sosyal yardımları daha da fazla artırmamız gerektiğini belki söylüyorum. Orada o sohbette eksikler oluyor. Belki şu konuya daha fazla eğilmeniz gerekiyor diye uyarılar oluyor. Tabii tabii. Eleştiriler,
belki olabiliyor. İlker Bey o tarafına hani ben... Girmeyeyim mi diyorsunuz? Yok yok, hayır girelim şöyle. Çünkü biz... Hani dileğin açık söyleyeyim yani ben çok eleştirel bir kadındır. Yani bu huyu eşimin çocuklara da geçti. Yani bazen bir mahkeme kuruyorlar karşımda. En sıkı yani bir vatandaş eleştirisinin daha ötesinde bir eleştiri. Ve tabiri caizse ben suskun bir belediye başkanı siz kimliğiyle dinliyorum. Çünkü ama şu var, çok faydalanıyorum. Yani o hem objektif, tabii aşırı eleştirel bakışlarının arkasında bir koruma duygusunun da olduğunu görüyorum. Bir evlat olarak çocuklarımızın. Her çocuğum da kendi boyutuyla. Yani 12 yaşındaki kızımın gördüğü hangi çerçeve varsa, 18 yaşındaki oğlumuzun gördüğü hangi çerçeve ya da 26 yaşındaki oğlumuzun. Tüm kuşaklara hakim oluyorsunuz. Tabii tabii. Yani. Eşimin de o eleştirel bakışı çok güçlüdür ve çok faydalandığım bir hattır. Bazen beni üzse de kırsa da böyle hani çatır çutur, hani beni kendime getiren bir boyutunu daha ifade etmek isterim. Eşimin ve ki onun sayesinde çocuklarımın siyaseti biz evimizin içine çok sokmuyoruz aslında. Yani siyasetten uzak benim makamımın etki alanının dışında yaşamları olan bir aileye sahibim. Bu inanın eşim için de geçerli, çocuklar, hatta diğer aile fertlerim yani anne, babalar, işte kardeşler vesaire. Siyaset çizgisinin dışındadırlar ve bizim prensibimizdir. Ben siyasetin içindeyim, benim dışımda herkes dışında kalmalı. Siyasetin bir eş, dost, akraba sahası olmadığını biz zaten savunucusuyuz ama bunu aynı zamanda göstermeliyiz. Bu boyutuyla da eşimin büyük çabası olduğunu altını çizmek isterim. Yani. Şimdi biz zaman zaman Ekrem Bey'in çarşı, pazar, o organizasyonlar içinde haberlerini işte yapıyoruz, karşılaştığımız anlar oluyor. Anneler yolunu çok çeviriyor. Az önce siz de anlattınız. Ben bugün çocuğuma süt verdim. Sizin verdiğiniz sütü çocuğuma verdim. Evet. Bu önemli ve kıymetli. Belki bir sürede galiba ertelendi ya da durduruldu. Ama neticede bu devam etti. Anneler açısından, kadınlar açısından yürütülen bu kampanyanın önemi, bir akademisyen olarak, Doktor Dilek Kaya İmamoğlu olarak nasıl değerlendirilir? Şimdi kadınlar gerçekten ekonominin en fazla o ağır yükünü çeken kesim oluyor kadınlar. Çünkü kadın ailesini bir şekilde doyurmak zorunda. Yani evet erkek çalışıyor, ediyor ama kadın o gelen miktarla ne kadarsa az ya da çok onunla evin geçimini sağlamak zorunda. Çocuğunu beslemek zorunda, çocuğunu okula göndermek zorunda, eğitim aldırmak zorunda, çocuğuna süt içirmek zorunda. Dolayısıyla biz benim de sahadan gördüğüm ve kadınlardan aldığım dönüşümler ileriki dönemde, ikinci beş yıllık dönemde bizim bu sayıları artırmamıza yönelik nasıl daha fazla projeler üretebiliriz? Ekonomik ve sosyolojik olarak, sadece ekonomik boyutu da değil aslında şu anda bizim yaşadığımız sorun, toplumun sosyolojik boyutu da çok acı durumda. Evet. Öyle mahallelere gittim ki yani hani bu çok şey olmasın ama kitap alamıyor çocuğuna, kırtasiye malzemesi alamıyor, tiyatro nedir bilmiyor. En yaralandığınız anne oldu gördüğünüz o mahallelerde mesela? Bir anne, geçenlerde Arnavutköy'e gittim. Bir anne yanıma geldi. 4 tane çocuğu var ve ben onların karınlarını doyuramıyorum dedi. Bana yardım edin. Bana destek yollayın dedi. Yani bu açız feryadı. Bakın ben hatta bunu şöyle tarifliyorum İlker Bey. Yani bu mesele doyuramama meselesi. Yani açlık, yoksulluk meselesinin ötesinde bir yere oturuyor. Ben hatta buna bir afet diyorum. Yani bir ekonomik afet yaşıyor toplum aslında. Ve işte simit satın, onu yapın, bunu yapın. Bak bu gerçekten kötü bir dil. Yani ben diyorum ki ya milletimizi hissedelim. Bak biz gayret ediyoruz. Ya biz ediyoruz derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamunun kurumu. Yani biz bütçedeki payını arttırarak aslında...
yani devletimizin diğer kurumlarına ya da hükümetin ortamına aslında katkı sunuyoruz. Ya bunu beraber yapalım. Ya İlker Bey, pandemide bizim topladığımız desteğe el konuldu ya. Bunun daha ötesi olabilir mi ya? Ya bu yani buna el konuldu ya. Ne yapacaktık o parayı? Şöyle düşünün. O günün parasıyla 20 lira toplandı. 12-13 lirasını zaten o ara aldık, millete dağıttık. Kalanına el koydular. Ne oldu bilmiyoruz, biliyor musunuz? Gitti. Hazinenin bir yerine, ya o gün biz onu atıyorum 5000 kişiye, 10000 kişiye dağıtsaydık kötü mü olurdu? Ya şimdi ben diyorum ki siyasi ihtiras, hırs, o bencillik, kibir bütün gözünü, gönül gözünü, her şeyini kapatıyor. Zihnini kapatıyor. Ve mesele şey, bir çatışma. Yani Ekrem'le çatışıyor. Ya benimle niye çatışıyorsun? Ben diyorum kardeşim, bu millet, bakın 31 Mart çok önemli. Bir önemli şeyi daha söyleyeceğim. AK Parti oy vermiş vatandaşlarımız. Vermiş, verecek, verebilir. Daha sonra da verebilir. Bak bu ben, herkes bize oy verecek değil yani. AK Parti oy vermiş vatandaşlarımız. Şunu yapmalılar. Kendinize gelin kardeşim. Görevinizin başına dönün. Biz size bir sene önce oy verdik. Sizi iktidar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanını, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yaptık. Kendinize gelin. Millet ekonomik sıkıntı çekiyor. Gidin ekonomiyi düzeltin. Emeklerin sorunlarıyla ilgilenin. Açlık, afet haline gelmiş ekonomik krizi çözmeye gayret edin. Sizin sorumluluklarınız var diyerek ben oylarına talibim. Bakın diyerek diyorum. Niye biliyor musunuz? Hadlerini bildirsinler. Bence oy verdikleri insanlar şu anda onların oy verdiğinin karşılığını veremiyor AK Partili hemşerilerime, dostlarıma ve burada yaşayan insanlarımıza veremiyor. Onun için AK Partili oy vermiş insanlarımızın bile ders verme amaçlı AK Parti'ye oy vermemesi lazım İstanbul. Ders vermeli yani. Gitsin geri. Bakın daha bir sene oldu. Bir sene oldu ya. Bir yıl geçti bakın neredeyse. Bir iki ay sonra bir yıl bitecek. Verdikleri hangi vaadi tuttular? Ekonomi daha kötü, döviz daha yüksek, enflasyon almış başını gitmiş. Hani faiz en büyük düşmandı, yerinde tutamıyorlar, faiz uçtu gidiyor. Daha da artacak. Daha da artacak. Yani hazinedeki rezervi, döviz rezervini sırf bu seçim için 20-25 milyar doları bozdular. Neymiş? Dövizi frenleyecekler. Ya ekonominin, bu memleketin ekonomisinden daha mı önemli sizin için bir koltuk daha elde etmek? Yapmayın. Bunun için AK Parti'ye oy veren insanların bile oy vermemesi lazım AK Parti'ye İstanbul'da. Şimdi siyaset evimizde yok dediniz. Pardon, dile yanında biraz heyecanlı. Siyaset evde yok Dilek Hanım ama bir yandan da işte o dava süreçleri çocukları nasıl etkiliyor? Bir de Ekrem Bey'in belediye başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi nasıl bir döneme denk geldi çocuklar açısından? Ergenlik dönemi mi? Çocukların etkilenişi belki. Bununla ilgili ne söylersiniz? Evet, şöyle zaten bizim çocuklarımın arasındaki yaş farkı hepsinin böyle kendilerine göre bir ergenlik dönemi işte. Birisi ergenlik döneminden çıktı, öbürü geldi. Sonra şimdi bir öbürü giriyor ergenlik dönemine. Ergen uzmanı sayılabilirim. Ben şunu becerebildik aslında biz evde. Çocuklara özellikle şunu empoze etmeye çalıştım. Bu sizin babanızın şu andaki sorumluluğu. Hepinizin ayrı hayatı var. Ayrı idealleri, ayrı hayalleri var. O hayallerin, ideallerin peşinde yürüyeceksiniz. Siz ona göre hayatınızı dizayn edeceksiniz. Çünkü babanızın görevi bugün var ama yarın bitebilir. O da kendi sonrasında bittiğinde kendi işine dönecek. Dolayısıyla biz şu andaki mevcut durumda biz bu hayatın içindeyiz ama bir süre sonra biz bu hayattan çekilebiliriz. Ona göre her şeyinizi, kafanızı, hayal dünyanızı, düşüncelerinizi ona göre kurgulayın. Bence insanların sağlığı açısından da bu önemli. Psikolojik sağlıklar açısından da Ekrem bu önemli. Ekrem Bey sağlığına dikkat ediyor mu? Bir de köfte, Akçabat köfte yapmayı öğrendim dedi. İyi öğrenmiş mi, yapıyor mu? Gene köfte polemiğine geldik ama. Yıllar oldu bıraktım. Bıraktınız mı yapmayı, köfte yapmayı? Evet, Ekrem evet seçim dönemlerinde birazcık sağlığını böyle geri plana atıyor gibi ama sonuçta burada bir hedef, bir amaç var ve yapması gereken çok daha büyük işler var.
Ekrem evde köfte yapmıyor. Buradan ilan ediyorum. Yapmıyor. Ekrem ama çok güzel kahvaltı hazırlıyordu. Bunu daha önce de söyledi. İlk, yani o zaman kahvaltıyla kandırdı sanırım beni. Sonra iş salatalara döndü ve bitti. Kahvaltı güzel hazır zaten. Dolapta hazır var. Onlar çıkartırız masanın üzerine konulduğunda birden hazır hale geliyor. Ana hani yemeği de yapıyorsanız tamam o zaman. Şimdi efendim cam ışığı kesemez. Burada bir cam tavandan da söz etmek istiyoruz. Yani siyasette kadının temsiliyeti bir problem ama aynı zamanda emeğinin hakkına kavuşabilemiyor olması da kadınlar açısından ayrı bir problem. Doktor Dilek Kaya İmamoğlu buna da dikkat çekiyor. Bir tarafta erkekler açısından cam asansör, görünmez bir yükseliş. Diğer tarafta kadınlar açısından da cam tavan. Ne dersiniz? Ne güzel. İşte yanınızda. Evet. Cam asansör işi gerçekten çok doğru. Bütün erkekler için geçerli olmasa da gerçekten doğru. Zaten sadece erkek olduğu için o asansöre çok rahat bir binip yükselen erkekler var. Bunu çok iyi biliyoruz. Cam tavan sendromu aslında kadınların iş hayatlarında yaşadığı engeller, kendi emekleriyle, kendi gayretleriyle belirli bir pozisyona gelmesi gerekirken bir şekilde bir sebepten dolayı oraya gelememe durumunu, o pozisyona çıkamama durumunu ifade ediyor. Karar verici mekanizmalarında, o yönetim mekanizmasında kadınların bulunamama durumunu ifade ediyor aslında cam tavan sendromu. Tabii bu cam tavan sendromu bir sadece iş hayatında değil, sosyal hayatta da işte siyasi hayatta da aslında kadının olduğu her yerde cam tavan sendromu yaşanıyor. Siyasi hayatta da diyor Ekrem Bey. Doğru. Evet yani. Yani aslında eşimle bunu hep tartışıyoruz ve belki de bu konuda çok sert eleştirileri en dozun yükseldiği hatlardan birisi. Kendimi aslında bu konuda çok sorumlu hissediyorum. Ve bu sorumluluk dahilinde de mümkün olduğu kadar varsa bir yetkim, varsa bir oy hakkım, varsa bir tercih hakkımı mutlaka kadına dönük kullanmakta çaba gösteriyorum. Mesela ilk kez 4-5 kat kadın yöneticinin İBB'de artmasına vesile olmak aslında böyle bir şey. Ama çok yetersiz tabii. Şu an toplumda eğer %30 oranındaysa kadınların istihdama katılımı, yani çok gerideyiz yani. Çok ileriye gitmemiz lazım. Ama Dilek Hanım belki bu konuyu aşacağız bunu. Dilek Hanım bence bu konuyu tartışma dışı bırakıp daha da ilerletebilir siyasetçileri ve sizi de aynı zamanda efendim çok teşekkür ederim. Ben geldiniz, teşekkür sürpriz ederim. Yaptınız ve iyi ki de yaptınız. Ekrem ben İmamoğlu'na, izleyicilerimize, Çalar Saat izleyicilerine efendim son bir mesaj, son bir sözünüz varsa 31 Mart'ta da 2 gün kaldı. Şöyle bir kere 5 yılda 1019 kez soruşturma, teftiş, müfettiş, o bu şu, ben bir kere teftiş olayına asla muhalefet etmiyorum. Bilakis olmalı. Sadece haksızlığa karşıyım. 1019 kez, yani bizden önceki dönemin 8-9 katı, 10 katı teftişe uğramışız. Müfettiş gelmiş vesaire. Ama ben bunu kendimize bir dürüstlük madalyası gibi görüyorum. Çünkü bir şey bulamamışlar. Ve bütün kötü uygulamalar, ya otobüs filminden tut bilmem neye, aklınıza gelebilecek her şeyi yaptılar. Kumpas vesaire. Ama hepsini bir kenara koyuyorum. Hiçbiri umurumda değil. Ben 1 Nisan sabahı güçlü İstanbul İttifakı'yla, Halk İttifakı'yla, bu şehrin bütün insanlarıyla birlikte çok güçlü bir 5 yıla yol yürümek arzusunda olan bir belediye başkanıyım. Bu anlamda milletimize mahcup olmak istemiyoruz. Lütfen gençler, başta gençler, iradenizi koyun. Bu seçim sizin seçiminiz. Gençler sandığa gitmeli. Ya biz ne yaparsak olmuyor, umutsuzluğu bir kenara atın. Ben onlarla bir senet imzalıyorum. Gençlerin ideallerine hizmet edeceğimi ve gençlerle yeni bir dünya kurma konusunda bu şehirde, bu ülkede onlarla beraber mücadele edeceğim ant içiyorum. Gençleri sandığa davet ediyorum. Güçlü bir katılımla, bir demokrasi şöleni şeklinde bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahı böyle derin bir nefes aldığımız çok güzel bir güne uyanmak dileğiyle
bütün hemşerilerime hayırlı Ramazanlar dileklerimi iletmek istiyorum. Efendim teşekkür ederim. Doktor Dilek Kaya İmamoğlu sürpriz yaptı, yanımızdaydı. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine NAV ekranlarında çalar saatteydi. Sandığa 2 gün kala verilen mesajlar bu şekilde. Şimdi bir mola. Günaydın, bir kez daha yayınımızı tamamlıyoruz. Sandığa 2 gün kala oy ver çağrısını yükselttik burada NAV ekranlarında çalar saatte ve 31 Mart tarihinde yerel seçim gününde biz yeniden karşınızda olacağız, ekranda olacağız. Türkiye nasıl bir karar verdiği yerel yönetimlerde belediye başkanlığını seçme noktasında, belediye meclisleri ya da ilçe belediye başkanları noktasında nasıl bir karar verdi sıcağı sıcağına hepsi burada bu ekranda olacak. Selçuk Tepeli, ben, NAV Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk moderatörlüğünde yine burada deneyimli gazeteciler de olacak ve yönelteceğimiz sorular da olacak. Çünkü o günün bir yandan sonuçlarını vereceğiz, diğer taraftan da bir analizini yapmamız gerekiyor. Önemli adresler, önemli duraklar olacak. İstanbul onlardan birisi, Ankara öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki büyükşehir belediyeleri söyledikleri gibi ya da ortaya koydukları iddiada olduğu gibi daha da artacak mı? İyi Parti'nin performansı ne olacak? Deprem bölgesi nasıl bir karar verecek? Hatay'da seçim nasıl sonuçlanacak? Bursa'da, Balıkesir'de, Denizli'de, Manisa'da, Antalya'da, Edirne'de sürprizler olabilir mi? Hepsini 31 Mart günü bu dev ekranda sizlere anlatacağız. O an dek, buluşuncaya dek hoşça kalın. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun. Oy ver Türkiye.